birlikte izleyip birlikte yorumlayacağız. Değerlendirmelere geçmeden önce bu haftanın toplu sonuçları, puan durumu ve gelecek hafta programını bir hatırlayalım. Ardından maçlarımıza başlayalım. İşte bu haftanın toplu sonuçları. 8. haftada oynanan karşılaşmalarda Çayna Pazar Gençlik Gücü 1, Doğan Türk Birliği 1, Küçük Kaymaklı 1, Göçmenköy 1, Lefke 2, Yeni Cami 0, Miracle Karşıyaka 2, Pera Larnaka Gençler Birliği 2, Türk Ocağı 1, Alsancak Yeşilova 2, Çetinkaya 4, Mesarya 0, Cihangir 4, Yeni Boğaziçi 0. Yonpaş Lumlupılar Mausa Türk Gücü karşılaşması ise yarın akşam saat 19'da Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadında oynanacak. Bu toplu sonuçlardan sonra puan durumu ise şöyle belirlendi. Cihangir bir maç fazlasıyla 24 puanla liderliğe yükseldi. Yonpaş Lumlupılar bir maç eksiğiyle 21 puanla ikinci sırada. Mausa Türk Gücü bir maç eksiğiyle 18 puanda. Üçüncü sırada Doğan Türk Birliği 14 puanda Göçmenköy'le 4 ve 5. sırayı paylaştı. 13 puana sahip iki takımdan Çetinkaya 6. Yeni Cami 7. sırada. Lefke 8. sırada 11 puanı bulunuyor. 10 puanı bulunan Çayna Pazar Gençlik Gücü 9. 9 puana sahip iki takımdan Miracle Karşıyaka 10, Mesarya 11. sırada. 12. Alsancak Yeşilova ve 13. Pera Larnaka Gençler Birliği'nin 7'şer puanı var. 14. sırada yer alan Küçük Kaymaklı'nın 5, 15. sıradaki Türk Ocağı'nın 3 puanı bulunuyor ve son sıradaki Yeni Boğaziçi ise 1 puana sahip takım. 9. hafta karşılaşmaları. 9. hafta karşılaşmalarında Cuma akşamı Doğan Türk Birliği Miracle Karşıyaka karşılaşması Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında oynanacak saat 19'da. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda Yeni Cami Türk Ocağı, Yeni Boğaziçi Çayna Pazar Gençlik Gücü, Cihangir Çetinkaya maçları yer alıyor. Pazar günü oynanacak maçlarda ise Mausa Türk Gücü Lefke, Alsancak Yeşilova Küçük Kaymaklı, Göçmenköy Mesarya ve Pera Larnaka Gençler Birliği Yonpaş Dumlupınar karşılaşmaları var bu hafta itibarıyla. Ve hızlı bir giriş yapıyoruz. Bu hafta 8. hafta karşılaşmaları oynandı. Kısa birer değerlendirme alalım yorumcularımızdan, ardından hemen maçlarımıza geçelim. Songuç Kürşat, senden başlayalım. Bu hafta 8. hafta artık lig iyice kızıştı. Cihangir 8'de 8 yaptı. Adeta bir rekor durumunda kendi adına. Neler söylemek istersin 8. haftayla ilgili? Beraberlikler dikkat çekiyor. Ona baktım ben. 1-2... 3 tane beraberlik var. Evet. Ki genel olarak favori takımların kazandığı haftalardır ama denk takımların oynadığı maçlarda beraberlik çıktı. Favoriler kazandı. Dediğim gibi Çetinkaya'nın toparlanması sürüyor. Gençlik Gücü uzun bir aradan sonra ilk kez bu hafta puan aldı. Maçı izledik, biraz sonra konuşacağız. Hı hı. Lefke Yeni Cami geçti. Onlar için de önemli. Ama Pera Larnaka Gençler Birliği önemli bir deplasmandan puanla dönüyor. O da onlar adına çok önemli. Ve tabii en önemlisi Dumlupınar'la Mausa Türk Gücü'nün yarın akşamki maçına çevrildi gözlerimiz. Ama Cihangir maç fazlasıyla bile olsa yarın akşam iki rakibinin birinin kırılmasını bekleyecek. Evet. Yani beraberlik, birinin mağlup olması, hepsi işine gelen Cihangir'in bir anlamda. O açıdan haftanın en karlılarından bir tanesi de o. Yeni Boğaziçi'nin yine puansızlığı puanı sürüyor. Onlar mağlup oldu. Biraz sonra maçlarda hepsini konuşuruz. Evet. O gün genç kaçmaz. Cihangir yolda devam ediyor. Kutlamak lazım. 8'de 8. Geçtiğimiz yılda o Mausa mağlubiyetinden sonra bir seri ile 10-11 maçlık bir kazanma serisi ile zirve yarışı yapmıştı. Bu yıl ligin başından itibaren istikrarlı gidiyorlar. Ki bunların içerisinde kazandığı bu maçların içerisinde iki tane de zor deplasman var. Mausa ile Doğan. Tabii yarınki maçtan sonra liderlik elde değiştirebilir. İki farklı Dumlupınar'ın yenmesi gerekiyor. Averajla liderliği alması için. Devam etmesi için. Tabii Doğan'ın kayıpları sürüyor. Göçmenköy'le beraber kaldı. 10 puanlık bir fark oldu. Gençlik gücüyle. Doğan ve Göçmenköy'ün 10 puanlık bir farkı oldu. Zirveyle yani. Hı hı. Bugün itibariyle. Ve 2-3 takım var. Yani önünde
iki tane Dumlupınar'da Mausa Türk Vücudu var. Dolayısıyla zirve yarışında şu an bu üç takım görülüyor. Konuşuyoruz Dumlupınar ne kadar gider onu bilemem ama Mausa Türk Vücudu Cihangir gidecek ve bunu başından itibaren söylüyorum. Zirve yarışında sonuna kadar. Alt sıralar açısından iki tane kazanmayan takım devam ediyor. Ocak yine kaybetti, Boğaziçi yine kaybetti. Üç beraber bir var Ocak'ın ama üç puan da kaldı. Yani galibiyeti yok. Kaymaklı'da bir hareket var yönetimle birlikte. Yeşilova çok anlamlı bir galibiyet aldı ki çok hareketli bir maç. Az sonra ilerleyen dakikalarda izleyeceğiz. Maç maç konuşacağız. Üç tane beraberlik, dengeli maçlar da var. Farklı maçlar da var. Mesarya'nın çöküşü de sürüyor. Mesarya geçen haftadan sonra bu hafta da kaybetti. Ve çok da kötü oynadı. Baktığımda üç galibiyet de kaldı. Yani evet. İkisi aslında bir deplasmanda ve iki haftadır mağlubiyet bir yana. Yani oynarsınız, kaçırırsınız falan. Gösterilen direnç ve oyun noktasında, mücadele noktasında çok ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Evet. Çünkü o alt sıralarda 5, 7, 9 puan diye gidiyor. Çok çetin bir yarış olacak. Evet. Cihangir ile başlayacağız. Az sonra hem açıklama var hem ilk defa açıklayacağımız talimatlarla ilgili önemli bir gelişme var. Bu maça yansıyan. Maçın görüntüleri ilk kez sonra, bizim programda açıklanacak. Evet. Onu da belirtelim. Talimatlara da bir olay var. Cihangir Yeni Boğaziçi maçıyla ilgili o gün Genç Kaçmaz'ın çok önemli bir tespiti var. Talimatlarla birlikte Cihangir Yeni Boğaziçi maçı sonrasında ilk kez bizim programda açıklanacak. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Sözünü kestim. Tamamdır. Evet. İzleyelim, ondan sonra izleyelim, ondan sonra konuşalım. Evet, Cihangir Yeni Boğaziçi maçıyla ilgili detayı az sonra, özet sonrasında o gün Genç Kaçmaz açıklayacak programda. Çok önemli bir gelişme. Bunu da ilk kez bu programda duyacaksınız, izleyeceksiniz. Ama önce bugün oynanan Cihangir Yeni Boğaziçi karşılaşmasının özet görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 4-0 Cihangir kazandı. 8'de 8 yaptı ve 24 puanda liderliğe yükseldi. Aksa Süper Ligi 8. hafta karşılaşmasında Cihangir ile Yeni Boğaziçi takımları Cihangir stadında karşı karşıya geliyor. Tufan Çerçioğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Yusuf Can Dönder ve Burak Mandıralı hakem üçlüsü yönetiyor karşılaşmayı. Maç öncesi Mikail Sivri, futbolcu, Cihangir futbolcusu evlenme teklifi yapıyor burada. Güzel görüntüler var Cihangir stadında ve Mikail evlenme teklifini yapıyor kız arkadaşına. Takım arkadaşları da ona yardım ediyor. Çok güzel görüntüler var Cihangir stadında. Evet cevabını da aldı Mikail. Mutluluklar diliyoruz. BRT olarak biz de genç çiftimize. Karşılaşmaya Cihangir takımı başladı. 7 maçta 7 galibiyetle çıkıyor bu maça Cihangir. Sağ taraftan gelişen Yeni Boğaziçi atağı, ceza sahasında yapılan orta, bir kafa vuruşu kaleci Hasan Can. Cihangir atağını izliyoruz şimdi sağ kanattan. Ceza sahasına gönderilen orta, kafa vuruşu ceza sahasında, bir vuruş daha orada uzaklaştırıyor Yeni Boğaziçi futbolcuları. Ve şimdi Yeni Boğaziçi takımı gelecek. Köşe atışı kullanıyor Cihangir, bir kafa ve top burada ağlara gidiyor. Cihangir 1-0 öne geçiyor. 22. dakikada Mehmet Göçmen kendi ağlarına gönderiyor topu, uzaklaştırmak istiyor Yeni Boğaziçi futbolcuları. Ve sonrasında Mehmet Göçmen topu kendi alanına gönderdi. Maçın hakemi ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Yeni Boğaziçi başladı ikinci yarıya. Dikkat izliyoruz bu pozisyonu. Ceza sahasına yapılan orta, bir penaltı beklentisi ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi Tufan Çerçioğlu. Elle oynama dedi. Ali Özay pozisyonun içerisinde. Muhittin topun başında. Muhittin geldi, vuruşunu yaptı ve ters köşeye topu alara gönderdi. Remzi ve topu ayrı köşelere gönderdi Muhittin. Skor 2-0 oldu 56. dakikada gelişen. Yine Cihangir hatası sol kanattan. Mikail yaptı ortasını ceza sahasına. Kafa vuruşu Remzi'den çok güzel bir kurtarış. Köşe atışı kullandı Cihangir. Yine ceza sahasında kafa vuruşu, yine başardı Remzi bu pozisyonda. Uzun gönderilen top savunma arkasına. Babakar hareketlendi. Aşırtma vuruş dışarı gidiyor. Net bir pozisyondu. Gelişen Cihangir atağı yine. Orada
Muhittin vuruşu yaptı topağlara gönderdiği 70. dakikada. Savunmada büyük hata Muhittin kendisinin iki takımının 3. golünü attığı 70. dakikada ve Cihangir farkı 3'e çıkarttı. Yine gelişiyor Cihangir atağı. Dalga dalga geliyor Cihangir. Muhittin sağ tarafa gönderdi pasını. Ceza sahasında yapılan orta. Seken top MY pozisyonun içerisinde bir vuruş ve topağlara gitti. Muhittin topağlara gönderdi. Hat-trick yapıyor Muhittin. Skor 4-0. 72. dakikada farkı 4'e çıkarttı Muhittin. 9 golü vardı bu maçtan önce. Gol sayısını da 12'ye çıkardı. Gelişen atak. Dikkatle izliyoruz bu pozisyonu. Ali Öztürk burada kafasını duvara çarptı. Cihangir futbolcusu kısa süreli bir baygınlık. Hemen sağlık ekibini çağırdılar. Geçmiş olsun diyoruz Ali'ye. Maçta artık son dakikalar. Gelişen atak. Pres var ileride. Babakar, Remzi sonrasında savunmanın uzaklaştırdığı top. Yine geliyor Cihangir. Çıkarken kaybedilen top. Sağ kanattan gelişecek atak. Orta. Seken top. Remzi orada bir müdahale. Ve Yeni Boğaziçi futbolcuları bu pozisyonda topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ender gelişen Yeni Boğaziçi atakları. Ceza sahasına giriyor Yeni Boğaziçi futbolcusu. Yatarak müdahale. Devam diyor burada karşılaşmanın hakemi. Bir penaltı beklentisi vardı Yeni Boğaziçi takımında. Yine gelişiyor Yeni Boğaziçi atağı. Savunma arkasına gönderilen top. Ağlara gidiyor ama offside gerekçesiyle gol geçerli sayılıyor. Maçta artık son dakikalar. Sağ taraftan orta ceza sahasına uzaklaştırıyor Yeni Boğaziçi futbolcuları. Cihangir 8 maçta 8 galibiyetle 24 puana yükselirken Yeni Boğaziçi ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Maçı bitirdi Mehmet Sezener. Cihangir bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı ve kayıpsız yoluna devam etti. Evet, pozisyonlarımız var. 4 tartışmalı pozisyonumuz var. İzliyoruz. Bu maçla ilgili çok önemli bir gelişme var. Onu da hatırlatalım. İlk pozisyonumuz bu. Ceza alanı içerisinde penaltı beklentisi var. Çok bir şey yok gibi geliyor. Yavaşlatılmış bir bakalım. Yani normal topa mı adama mı noktasında yavaş gelsin. Beraber çıkıyorlar topa. Biraz geri al Hüseyin. Tamam devam et. Topa da vuruyor beyazlı futbolcu yani. Çünkü o açığa gidebilmesi için. Devam. Devamdır. Doğru yeri de iyi hakemin. Evet. Görüyorum. Tamam. Geçtik tamamdır. Hüseyin. Ya bu verilen penaltı. Penaltı. Çağrı'nın hücumunda. Yardımcıya gidiyor. Yardımcı verdi herhalde. Yavaş yavaş gidelim. Gel. Dur tam vurduğu anda. Gel biraz daha. Tamam. Gel. Sol eliyle mi kesiyor yoksa sağ el mi? Sol. Devam et. Burada yardımcıya gitmesin. Neden neymiş bilir mi? Yani şey olarak. Dışarıda çaldı Mehmet Tufan Çerçioğlu. İçeride bir pozisyon ya. Evet, yardımcı içeride ol gösterdiği için penaltıyı verdi. Devam et. Tamam. Sol kol topun gidişini engelliyor. Açık. Vücuttan açık. Penaltıdır. Penaltı. Penaltıdır ya. Evet, penaltı yardımcı dedik. Ama yardımcı içeriği yardımcı gösterdi. Geçtik. Kol açık yani. Topu yapılan ortada kol açık. Bu da. Şimdi bu kırmızı kartta itirazlar var. Bu ikinci sarıdan kırmızıyı görmedik burada. Bu pozisyon maçın mu? Maçın sonlarına doğru zaten anlatımda öyle diyor. Geliyor. Hiç müdahale yok kendisine. Bir dakika. O son. Evet. Tamam. Yavaş gidelim. 85'te kırmızı karta itirazlar var. İşte burada bu. Kartı göstermediği görüntülerde. Evet, gel biraz geri. Bu ikinci bak, sarıdan. Zaten adam yattığında. Selçuk yatıyor. Evet.
O yattığı zaman oyuncu düşmeye başlıyor. Yani müdahaleden önce kendini bırakıyor zaten. Evet, seker top. Bakın burada düştü. Burada düşüyor zaten. Hakemi aldatmaya yönelik harekettir bu. Bu hakemi aldatmaya yönelik harekettir. Şimdi geçen hafta tartışmıştık. Evet. Göçmen köyün futbolcusuna. Yani sarı kartlık hareket değildi o. Bir de süratle oynat. Yani normal akışında oynat. Penaltı almak için gitti. Kendini bıraktı. Şeyin ayakları yerdedir Selçuk'un. Bence doğru bir sarı kart. Eğer gösterdiyse tabii. İkinci sarı karttan kırmızı oluyor bu. Yani bu Yeni Boğaziçi bunun için basın bildirisi yayınladı. Evet. Yani bu pozisyon için ne? Takdir haklarını kullandığına dair. O kadarını bilemem görmediğiniz için ama bu bunun bu da haksız bir kırmızı kart. Kırmızı kart. Ama bu ikinci sarı karttan kırmızı kart evet. Doğru bir karar. Tamam başka? Evet. Başka var mı Hüseyin? Offside. Bir de bu pozisyon var. Kalktı. Offside pozisyonu. Bakalım çıktığı an. Gel, gel. Burada mı çıkıyor top? Bir adım geri gel. Dur, dur. Dur. Biraz gel bir. Gel, gel Hüseyin. Bir tık ayağına. Geri gel. Ayağına gelsin top. Biraz daha. Evet. Yavaş gel. Bir adım tam topa değecek. Sol ayak. Dur. Tamam. Dur. Kesse kesse buradaki 5 numara keser. Selçuk. Ama bu açıdan yani çok yakın. Çok zor. Çok zor. Evet. Yani buradan baktığında sanki Selçuk bir adım önde gibi yakın görünür. Yakın futbolcu daha yakın görünür. O yüzden çok yanıltıcı oluyor. Görüyoruz şeyde. Gerçekten, çizgiyi çektiğinde. O orada eli daha uzakta olur. Ne bileyim nerede olur. Çok zor bu pozisyon. Çok zor. Evet. Başka pozisyonumuz? Başka pozisyonumuz yok. Ekrana gelin. Bu maç sonrasında Yeni Boğaziçi kulübü bir basın bildirisi yayınlayarak Tufan Çerçioğlu maçın başından sonuna kadar takdir haklarının tamamını Cihangir Futbol Kulübü lehine kullanmasının yanı sıra Yeni Boğaziçi takımının haklarını adeta gasp etmesi yetmezmiş gibi bir de son saniyede skor 4-0 iken Osman'ı aldatmaya yönelik hareketten haksız yere oyundan ihraç etmişti. Bu haksızlıktır. Hayır, bu haksızlık mı? Değil. Değil. Devam. Yeni Boğaziçi'nin basın bildirisi öyle diyor. Evet. Burada belirtmek isteriz ki şampiyonluk hesapları yapan takımların bu lobi faaliyetleri, buna ayak uyduran işbirlikçileri ve bundan nemalanmaya çalışan yönetici ve hakem camiası ile asla birlikte yol yürümeyeceğiz. Bu en tehlikeli cümledir. En tehlikeli. Evet. Yani diyor ki hakemler bazı şampiyonluk hesapları yapan kim var? Mausa var, Cihangir var, Dumlupınar var. Bunlardan nemalanıyor diyor. Çok önemli bu suçlama. Evet. Ve işbirlikçiler. Kimdir işbirlikçiler? Kim? Spor basını. Bilmem, açıklık getirsinler. Spor basındır işbirlikçi. Çünkü bak diğerlerini ne sayıyor. Görürsek, ne görürsek diğerlerini onu söylüyoruz. Sayıyor. Bak ayak uyduran işbirlikçiler, nemalanmaya çalışan yönetici ve hakem camiası. Ne demektir bu? Nereden nemalanmaya çalışırlar yani? Şampiyonluğa oynayan takımlardan. Neyini nemalanırlar? Para alırlar. İşte. Rüşvet alırlar. Çok tehlikeli. Yani... Şimdi birincisi. Ve hayır, bir de hakemi istemiyoruz. Bu geçti bu moda artık. Yani... Bu hakemi biz istemiyoruz. Birincisi her kulüp kendi haklarını savunabilir. Ama bu şekilde değil. Bakın. Bu çok tehlikelidir. Az önce değindiğiniz nokta çok tehlikelidir. Yani diyebilir ki ben bugün bu hakem yönetiminden memnun olmadım, mağdur oldum. Şu gerekçeleri de sayarım. Onlara göre penaltıdır. Evet. Onlara göre penaltıdır. Haksız atılmıştır. O da bir yorumdur. Yani sahada öyle görmüştür. Bize göre değildir yani. Onu bir kenara koyuyorum ama diğer yapılan açıklamalarda lobi faaliyetleri, işte şampiyonla oynayan takımlar, işbirlikçiler, hakem camiası, bunlar çok ciddi suçlamalardır. Yani ve tehlikeli noktalara giden, ispatlanmaya muhtaçtır. Yani bir şey biliyorsanız açıklayın. Evet. Orada Futbol Federasyonu'na belgeler sunun. Örnekler verin. Şüphelerinizi dile getirin. Yazılı müracaatta bulunun falan filan yani. Böyle
Çamurat izi açıklamasıyla sonra bir de bu işler olmaz. 8 haftada sadece bir beraberlik alan bir takım bütün maçlar bu durumdaki pozisyonunu hakemlere bağlarsa vazgeçsinler bu işten. Evet. Her hafta hakem faciaları yaşadık ne diyor. Demek? Bu bütçe ve planlamayla evet büyük bir bütçe harcama yaptılar. Emeklerine herkesin tabii, saygımız vardı. O ayrı bir şey. Temmuz ayından beri çalışıyorlar. Beklenenden uzak bir futbol ve sonuçlar var ortada. Ama sadece hakem camiasına veya saha dışı faktörlere bağlanmaz buradaki bir puan. 26 gol kalenizde gördüğünüz yani. Yani bu maçta biz görmediğimiz için maçla ilgili detaylı hakem yorumu yapamayız. Bakın ben bu maçla ilgili bu maçla ilgili detaylı ama Cihangir'in penaltı. Evet. Yani verilen penaltı. Sarı kart. Bu yani takdir haklarını kullandı. Üstelik Cihangir'in bu tip maçlarda yani maç öncesi de görüntü oydu. Çok da zorlandığını görmüyoruz yani. Arkadaşlardan da dinledik. Çok da zorlanmadı bu karşılaşmada. Yani bir de şu vardır. 8 maçta 8 galibiyet elde eden Cihangir'in buna ihtiyacı var. Yoktur. Yani Yeni Boğaziçi'ni yenmek için hakeme ihtiyacı var. Yoktur. Biraz saygı göstermeleri lazım bazı takımlara, camialara. Dolayısıyla bu basın açıklamaları artıyor. Şimdi şöyle bir şey gelişti. Türkiye'de moda oldu. Ne kadar sesini çıkarmazsan da oturun, o kadar mağdur olun. O yüzden sesimizi çıkaralım, basın açıklaması yapalım, kamuoyuna şikayetlerimizi belirtelim. Belki dikkate alınırız gibi. Bazen haklı yönü olanlar olduğu gibi birçok yönde de maalesef yani çok abartılarak veya başarısızlık veya alınan sonuçlardaki olumsuz sonuçlar farklı yerlere de çekilmesin yani. Evet. Şimdi bunları söyledik diye biz de işbirlikçilerimizden gireceğiz. İşbirlikçilikle ilgisi yok ya. İşbirlikçilik değil bu. Ben bu yeni başlı bu ligde olanı dile getirdim. 5 yıl sonra geldiği bu ligde olmasını isterik ama bu başarısızlık hakemlere bağlanmaz. Hakemlerin ve federasyonun getirdiği bir nokta değildir. Yanlış kadro planlamasıdır. Yanlış transferlerdir. Futbolcuların beklenenden uzak olmasıdır. Yanlış yabancı seçimidir veya alınan yabancıların iyi diye background'unun belirlenerek bu takımda beklenen performansa uzak olmasıdır. Şimdi yapmayacağım ama yani tamam bugünkü yani bu maça bakalım sadece. Bir kendi kalelerine gol attılar. Evet. Savunma birbirine vurarak bilardo topu gibi. 2 penaltı yaptılar. 3 yerdeki adam Muhittin'in önüne top kesti. 4 seken topu sıfırdan Muhittin gol attı. Yedirdiler. Yani gene savunmadan. Yani, şimdi neyin söyleniyor savunun bana? Evet. Evet, bu maçla ilgili önemli bir gelişme vardı. Bunu program öncesinde dile getirmiştik. O gün Genç Kaçmaz. Evet. Nedir bu önemli gelişme? Yine bu söyleyeceklerimizle bağlantılıdır aslında. Yeni Boğaziçi yönündedir ve Yeni Boğaziçi'nin yaptığı çok ciddi bir hata ile ilgilidir. Şimdi geçtiğimiz hafta Yeni Boğaziçi'nin genç futbolcusu Kenan Özerinç A2 maçında çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Çetinkaya maçında. Çetinkaya A2 maçında. Ve 10 Kasım günü yayınlanan Perşembe günü disiplin kurulu toplandı. 10 Kasım Cuma günü de genelgesini yayınladı. Disiplin kurulu kararlarında yayınlandı. Şu an önümde. Evet. Bir maç Yeni Boğaziçi futbolcusu Kenan Özerinç ceza yedi. Bir maç. Kırmızı karttan ceza yedi. Talimat diyor ki, kırmızı kart cezası yiyen futbolcu A2'de de yese hiç fark etmez. Ne A takımda ne A2 takımında önündeki bir sonraki maç oynayamaz. Ve kupada da oynayamaz. Kupa varsa. Hiçbir kategoride oynayamaz. İlk resmi maçta oynayamaz. Hiçbir kategoride oynayamaz. Aynen şöyle diyor. Talimat. 87. madde. Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste 4 sarı kart gören futbolcu cezalı duruma düştüğü kategoride oynayamaz. Diğer kategoride oynar. Yani 4 sarı kartı genç takımda görmüşse sadece genç takımda oynayamaz. Evet. A takıma çıkabilir. Ama kırmızı kart görmüşse yukarıda veya aşağıda hiç fark etmez. Bir sonraki hafta oynayamaz. Madde 87. Evet. Bugün maç öncesi Yeni Boğaziçi yetkilileri, yöneticileri, teknik ekibi
Kenan Özerinç'in, bir maç ceza alan Kenan Özerinç'in oynayıp oynamayacağı konusunda, yani oynama hakkının oynayıp oynamayacağı konusunda sahada bir araştırma yaptılar, bir sordular. Sağ komiserine maç saati. Maçtan bir saat, yani güzel. Maç varakaları yazılırken tam cevap da alamadılar ve genç futbolcuyu 22 Ocak 2007 doğumlu 16 yaşındaki yedeğe çok koydular. Pırıl pırıl bir genç, yani bizim işimiz Kenan'la değil. Kenan kardeşimizi maç varakasına yazdılar. O anda zaten yazıldığı an, maç varakasına yazıldığı an, bu maç 5-0 Yeni Boğaziçi lehine sonuçlansaydı da bu maçı hükmen Cihangir kazanacaktı. Yani evet, oynama hakkı olmayan bir futbolcuyu A2 takımında kırmızı kart cezalısı durumuna düşse de A takımda oynama hakkı olmayan bir futbolcuyu maç varakasına yazdılar ve 75. dakikada da Mevlüt'ün yerine oyunu aldılar. Almasaydılar da fark etmez. Evet, dışarıda maç katkısında bulunması yeterliydi. 75. dakikada oyunu aldılar ve Kenan son çeyrek uzatmalarla birlikte de forma giydi. Maç tabii 4-0 bitti. Belki skoru etkilemedi ama bu yapılan hata, mesela geçen hafta Çetinkaya maçında başına yapmış iki olsa 2-2'lik maçta yapsa 3-0 maçı kaybedecekti. Yani önce demek ki kendi evinizin önünü bir toplayacaksınız. Kendi talimatları hakim olacaksınız. Hangi futbolcunun hangi kategoride cezalı duruma düştüğünü araştıracaksınız, bulacaksınız. Yeterli bilgiye sahip olacaksınız. Tedbirlerinizi alacaksınız. Da ondan sonra dış sorunlarla ilgilenirsiniz. Bir kere Futbol Federasyonu'nun görevlileri, yani mesela saha komiseri veya gözlemci falan filan, size orada bu konuda resmi bilgi vermek zorunda değildir. Veya verdikleri bilgi resmi değil. Yanlış da verebilir. Yanlış da bilebilir yani. Oynat demişti. Olabilir. Yanlış bilebilir. Daha önce verebilir. Belki de demiştir orada bir görevli. Olabilir, yani saha komiseriydi, hakemdi, yardımcıydı. A2'de gördü. Sanırım demiştir falan. A2'de gördü. A takımda oynayabilir demiştir belki de. Şimdi ama bu bir resmi açıklama değildir kulüp için. Şimdi bir şeye bakıyorum. Yaptığımız iş çocuk oyuncağı değildir diyor basın bildirisi. Evet. Yok, çocuk oyuncağı yaptınız. Çocuk oyuncağı yaptınız. Cezalı futbolcu oynattınız. Kusura bakmayın. Evet. Yani bu maçla ilgili puan alınmış olsa da böylesi bir hükmen mağlubiyetle karşı karşıya kalacaklardı. Evet. Ha, 4-0 kazandı. Herhangi bir itiraz falan olmayacak. Peki 1-0 mağlup olsalardı? 1-0 mağlup olsalardı 3-0. 3-0 olurdu değil mi? Tabii. Evet. Hayır, şu anda şunu da söyleyeyim. Futbol Federasyonu bir itiraz olursa değerlendirmek zorundadır. Ama Cihangir şu anda muhtemelen bir itiraz etmez. Çünkü Muhittin'in de golleri gider o zaman. Evet. Artı. Tabii. Yine de basında çıktı bu. Futbol Federasyonu bu konuda işlem yaparak Yeni Boğaziçi'nin hükmen herhangi bir itiraz olmasa da talimatlara göre hükmen mağlup, yani 4-0 olan skorla 3-0'ın üstünde 4-0 5-0 4-0 hükmen mağlup sayma hakkına da sahiptir. Evet. Maçla ilgili söyleyelim. Cihangir'i hiç konuşmadık. Cihangir'le ilgili bir değerlendirme alalım ve geçelim. Kazanabileceği bir maçtı. Yani dediğim gibi açılışta, yarın akşamki maçı da önemini düşünerek bugün kendinin daha kolay bir maçı, daha rahat kazanabileceği ve kazanıp bekleyebileceği bir noktadaki maçtı. Güle oynaya bir şekilde kazandılar. O gün söylediğim bir ara, yani tempoyu artırdığı anda gol atar. En az 4-5 tane de genç kalecini çıkardığı var. Evet. Cihangir takımının kaçırdıkları var. Daha da farklı olabilirdi. Yani dolayısıyla çok rahat kazanacakları bir maçtı. Öyle de oldu. Yine her geçen hafta açılıyor. Muhittin gollerini de arttırıyor. 12 evet, gole çıktı bir anlamda. Ve bana göre yarın akşam keyifli bir şekilde gidip maçı izleyecekler. Ama Yeni Boğaziçi'ni konuştuk. Her hafta da konuşuyoruz. Savunmada ciddi sıkıntıları var. Ve bu ciddi sıkıntı, düşünün siz, benzer şekilde Gençler Birliği de vardı ama gittikçe toparlanan bir noktaya geldiler. Daha iyi futbol oynamaya başladılar. Daha kontrollü olmaya başladılar ve puanlar almaya başladılar. Ama Yeni Boğaziçi'nde şu ana kadar o görülmüyor. Evet. O gün
yani Cihangir müthiş gidiyor. Gerçekten kutlamak lazım. Sadece 6 gol gördü kalesinde. Puan kaybı yok. Sistem, düzen gerçekten tıkırında işliyor. Çok iyi bir takım oldular. Bunda geçtiğimiz haftada söyledik. Toygar Davulcu'nun ekibinin, tabii ki Hüseyin Karaböze Başkan'daki yönetimi çok büyük bir, içeride dışarıda yani yönetimsel artı teknik yönetim noktasında çok büyük bir, futbolcuların performansını yükselme noktasında çok büyük katkıları var. Yani mesela bir örnek, kim oynar defansta, defansın ortasında? Çanakkale'de benim yıllarca izlediğim orta sahada forvette oynayan Selçuk, orta sahada Türk Ocağı'ndan aldıkları, yani daha çok orta saha orijinli Karadal. İkisini de hata yapmazdı stoper noktasında kullanıyor şu an. Zaten Çağrı yerinde bir transfer. Mikail oturmuş bir düzen. Mesela bugün takdir ettiğim bir yönü de kadrolara baktım. Hoca iyi oynayanın takımda kalması noktasında iki hafta çok iyi oynayan, beklenin de aslında kamuoyunun beklentisinin de üstünü Hasan Can'ı kalede devam etti. Doğru bir karar. Yunus'un cezası bitmesine rağmen. Çünkü çocuk hata yapmadı. Evet. Helal olsun. Çok yani, da sıkıntı verecek bir maç değil ama yani olsun, o açıdan doğru olsun, bir karar. Risktir. Doğru sonuçta bir karardı ama. Çünkü özellikle yukarıdaki takımlar için en riskli maçlar bu tip maçlardır. Rakibini küçümsediğin, rakibini yeneceğine inandığın maçlardır ki. Ama bu çocuk iki haftadır çok formda. Evet, çok, yani çok, o da bir risktir sonuçta. Sercan cezalıydı. Berhan'ı yani o kurulmuş 11 şey döndü. Babakar döndü. Oturmuş takım işte sonradan Berkem, Nurettin, genç futbolcular Engin, Müslüm'ü koyuyor hoca. Bir iki eksikli, zaten üç eksikle de oynadı. Muhittin 12 gol yaptı. Geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor. Tıkırında işleyen, evet, ve çok iyi giden. Önümüzdeki hafta Çetin Kaya'yla sahasında. Sonra Gençlik Gücü deplasman favori olarak çıkacağı maçlar. Yani var. Tabii sağ da kazanır. Biraz zorlayabilir. Yani favori şey olarak daha direkt. Çetin Kaya toparlanıyor yavaş. Yani bu ön baskı ve bu kolay oyun değil, disipliniyle her maça, yani bundan kolay sonra değil, kalan maçlarına bir 12. hafta Dumlupınar deplasmanı var. Hep favori çıkar. Yani evet, hep rakiplerinden, çünkü bu formu devam ettirmesi durumunda yarıyı liderde bitirebilir dedim evet, zaten yani. Ama Yeni Boğaziçi, arkadaşlara da görüştüm ben, maçı izleyenlerle, ortalama 8-9 tane olması gerekir maç. Yani öyle basın bildirilik bir maç değil. Bakın, basın bildirilik bir maç değil. Hakemlik bir maç değil. Osmani attıydı, atmadıydı. Penaltı. Bize göre de kırmızı. Doğru karar. Penaltı kararı, bekledikleri pozisyon çift sarıdan kırmızı. Yanıltmaya yönelik. Çünkü direkt bazen ikili mücadele olur da, ikili mücadelenin neticesi penaltı beklemek için değil, pozisyon gereği düşen. Evet. Burada öyle bir şey yok. Ayaklarını kırarak istemeye kendine yönelik, atıyor, penaltı beklemeye yönelik bir hareket var. Hakem öyle değerlendirdi, öyle gördü. Bir kasıt yok. O yüzden önce talimatları, hangi futbolcunun hangi hafta oynayacağı konusunda dikkat etsinler. 3 hafta doldu. Şimdi teknik direktör bulmak durumundalar. Bu hafta teknik direktör Vural Hoca lisansı teknik direktör olmadığı için 3 hafta durma hakkı vardı. Hı hı. Şimdi 4. haftaya geliyor. Bu hafta teknik direktör bulunmazsa çizelim altını. Bölgeden bir tane bulurlar. Bulunmazsa da çıkarlar sahaya, hükmen mağlubi olur o daha. Bir tane işte. Diploması olan birini koyacaklar oraya. Ha. Var. Birkaç haftadır Yeni Boğaziçi maçlarını izleyenler hocalarımız. Hayırlısı olsun. Göreceğiz hafta içinde. İsim evet, telaffuz etmeyelim. Hafta içinde muhtemelen belli olacak. Evet, geçiyoruz bir diğer maçımıza. Cuma akşamı oynanan bir karşılaşmaydı. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'na düzeltiyorum. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaynapazar Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği birer golle birer puan aldılar ve haftaya birer puanla başladılar. Aksa Süper Lig 8. hafta karşılaşması açılış maçı Lefkoşa Atatürk Stadı, Çaynapazar Gençlik Gücü Doğan Türk Birliği karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde Atatürk Anma Haftası'ndan dolayı pankartla çıkıyor iki takım da. Karşılaşmadaki Mutkan Mamcıoğlu, Berk Bağrıkar, Halil Atlar yardımcıları, Abdullah Genç 4. hakem. Görüntülerimiz ilk devreden Çaynapazar Gençlik Gücü başlıyor. Köşe vuruşu, kafa, kaleci Ozan kontrol ediyor topu. Hasan Akkuyu süratle gidiyor.
yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Peter Ebi ikili mücadele sonrasında savunma topu uzaklaştırıyor. Doğan Türk birliği atağı ceza alanına orta. Hascan vuruyor ama penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Sonuç yok. Yine Doğan Türk birliği atağı kafayla Hascan indiriyor. Ceza alanı Orgil sert vuruş top yandan dışarıda. Arda arda net pozisyonlar. Necati ile çıkmaya çalışıyor. Çaynabaz Erkeş gücü kaptırılan top Hascan. Hascan Necati Genç'in yaptığı hareket faul. Serbest vuruş. Doğan Türk Birliği'nin. Yine Doğan Türk Birliği atağı. Rakip yarı sahada. Ali Savaşan vuruşunu yapıyor top üstten dışarıda. Etkili geliyor Doğan Türk Birliği. Yine Ali Savaşan sağ kanatta hareketli. Ceza alan içerisine doğru bakıyor Necati Genç ikili mücadele top dışarıda. Kale atışı beklentisi var Çaynabaz Ergençlik gücünde ama köşe vuruşu karar çıkıyor bu pozisyonda. Doğan Türk Birliği soldan geliyor. Orta ceza alanı kafa vuruşu Ali Savaşan ama isabetsiz top yandan dışarıya gidiyor. Çaynabaz Ergençlik gücü hata olacak ama yerde kalan futbolcu var. Faul beklentisi oyun devam ediyor. Doğan Türk Birliği atakları devam ediyor ilk devrede. Uzun bir pas ceza alanı içerisi Orgil vuruşunu yapıyor top üstten dışarıda. Çerçeveyi tutturamıyor Orgil yakın mesafe. İlk devre golsüz sona eriyor. Golsüz eşitlik var karşılaşmanın ilk devresinde. Görüntülerimiz ikinci devreden Doğan Türk Birliği başlıyor. Atak Doğan Türk Birliği'nin. Orgil'in pası, Kenan Osman ceza alan içerisi, içeri ortası. Orgil vuramıyor top yandan dışarıda. İyi vuruş yapamıyor Orgil. Atak Çaynabaz Ergençlik gücünden ceza alanı, gol pozisyonu. Mahmut vuruyor top üstten dışarıda. Net pozisyon kaçıyor. Yine Çaynabaz Ergençlik gücü atağı. Ceza alanı kafa vuruşu top ağlardı ama çalan düdük, kalkan bayrak var Olsait Peterebi'nin pozisyonu için. Atak Doğan Türk Birliği'nin. Kili mücadele o noktada faul beklentisi ama Çaynabaz Ergençlik gücüyle yine faul veriliyor. Salih Can'ın pozisyonu var. İtirazları var Doğan Türk Birliği yedek kulübesinin. Çaynabaz Ergençlik gücü hata. Peter Ebi, Faruk ikili mücadele. Peter Ebi topu kazanıyor. Peter Ebi vuruşunu da yapıyor ama kaleci Ozan kontrol ediyor. Peter Ebi yerde kalıyor pozisyonda. Pas sağ tarafa Hasan Akkuyu içeriye yerden orta gol pozisyonu Peter'e bir sekiyor sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Arda da Çaynabaz Ergençlik gücü atakları baskı var bu dakikalarda. Mahmut bakıyor ceza alan içerisine girmeye çalışıyor Mahmut. Araya pası Peter'e bir boşta kalan top vuruş Necati Genç. Affetmiyor Necati Genç'in golü dakika 72. Gol Necati Genç 1-0 öne geçiyor Çaynabaz Ergençlik gücü. Arda arda pozisyonlar ve Necati Genç'in golü geliyor. Dakika 72 1-0 önde Çaynabaz Ergençlik gücü takımı. Büyük sevinç yedek kulübesinde futbolcularda. Serbest vuruş Hascan kullanıyor. Kale alanı kafa vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. Ceza alanı içerisi gol pozisyonu Hasan Akkuyu vuruyor top yandan asfaltta dışarıda net pozisyon. İçeriye pas kafa şut pozisyonu vuruş kaleci Emre kontrol ediyor. Kaptırılan top içeriye kafalardan sekti boşta kaldı. Gelişine vuruş Hasan Akkuyu top üstten dışarıda. Doğan Türk Birliği atağı ceza alanı içerisi boşta kalan top. İçeriye orta Arda Eren Metin vuruşu savunma sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Ama atak devam ediyor. Doğan Türk Birliği baskısı var. İçeriye pas. Gol pozisyonu orta gol top ağlarda. Güven Sakallıoğlu kale alan içerisinde dokunuyor. O noktada Selim Saygın'ın ortası. Güven Sakallıoğlu dakika 85 1-1 oluyor skor. Eşitlik geliyor karşılaşmaya. Son bölümde tempo artıyor, heyecan var. Çaynabaz Ergençlik gücü hata. Mahmut sıyrılıyor, ikinci pozisyon. Sıyrılıyor ama topun kontrolünü yapamıyor. Kaleci Ozan kontrol ediyor. Sonrasında Doğan Türk Birliği hata. Ceza alan içerisi, orta, kale alanı savunma Afyon son anda uzaklaştırıyor. Yine Doğan Türk Birliği hata. Güvenç zorluyor pozisyonu. İçeriye savunma, boşta kalan top ama yapılan hareket faul diyor Utku Amamcıoğlu.
Güvenç'in tepkisi var. Yedek kulübesi Doğan Türk Birliği'nde tepki gösteriyor bu pozisyonda. Verilen karara sarı kart çıkıyor. O noktada kaleci antrenörü Mustafa Dağman'a uzun bir degaş. Ama son düdük geliyor. Karşılaşma sona eriyor. Çaynabazar Gençlik Gücü 1, Doğan Türk Birliği 1. Bazen planlar beklenmedik bir anda değişir. Böyle anlarda tıpkı sizin gibi ailenizi korumaya kenetlenecek birine ihtiyacınız var. Aracınız sizi korumak için hep yanınızda. Şimdi onu yeni Castrol Magnetek'le koruma sırası sizde. Dualog teknolojisine sahip Castrol Magnetek, kenetlenen molekülleriyle aracınızı durmaksızın korur. Tahir Hoca'nın ve oğulları Limited'de bahçe kulübeleri, hazır garajlar, çatı katı merdivenleri, bahçe kapı motor ve bariyerleri, metal yapı aksamları, köşe sıva telleri ve plastik köşe kemeri yanında çelik lento kapı ve pencere başlıklarını da bulabilirsiniz. Tahir Hoca'nın ve oğulları Limited, dünya markalarının buluştuğu adres. Haftanın açılış maçı berabere bitti ve Çaynapazar Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği haftayı birer puanla kapadılar. Bu maçla ilgili tartışmalı pozisyonlarımız var. Geliyor ekrana ve birlikte izliyor, değerlendiriyoruz. Evet, ilk tartışmalı pozisyonumuz bu. Hasan Akkuyu arkadan yapılan hareket. Evet. Hakem avantaja bıraktı burada. Evet. Tamam, devam et. Devam et. Tamam. Sonrası yok yani kart gösterdi mi, göstermedi mi? Bu tür pozisyonlarda avantaja kart, bıraktığında hakem kart göstermez. Kart göstermez. Çok şiddetli bir hareket evet. olursa gösteriyor. Yani arkadan yani avantajdan şey sonra değil. Çok bu, şiddetli. Yani bu şey öyle bir hareket değil. Değil. Bir hareket bu değil. Bu avantaja bıraktı. Doğru karar. Doğru karar oynatması. Şiddetli, tehlikeli harekette gösteriyor. Evet. Evet. Bıraktı. Çünkü ceza alanına giden belki de topu bulursa kaleciyle geçse emini karşı karşıya kalabilecek bir pozisyondu. Geçelim. Avantaj atması tamam evet. yani. Geçelim. Evet. Devam. Geçelim. Geçelim. Bu da Necati ile Ali'nin mücadelesine penaltı beklediği Doğan. Yavaşlar. Yavaş at. Tabii bizim dezavantajımız mesela bunu kale arkasından bir bakışta görürsün. Bakın evet. bir bakışta görürsün. Burada bak, önce şey Ali itiyor. Ali iter. Burada olduğunda hareketi yapması muhtemel Necati ile Ali'nin arkası dönük oluyor. Yani ikisi, gelsin, yani ikisi böyle itişip kakışır bu, burada. Bu açıdan bakacağız. Yani zaten tribünden de aynı açıdan gördük ya. Ben tribünde de burada penaltı hiçbir görmedim. Şey, hiçbir şey yok. Evet. Yani bir normal. Mücadeledir. Normal. Bir itme, çekme, bunda bu futbolcuyu düşecek. Kafayı da vurdu artık o şeyde. Bana göre değil. Değil. Evet. Evet. Geçelim Hüseyin. Devam. Necati alıyor şeyi. Hasan'ı götürsün. Burada beklenti bir sarı kart çıkmasıdır. Yani faulü kadar çaldı, tutmasını, çekmesini falan filan. Yani çok da sarı kartlık bir hareket yok gibi geldi bana. Şimdi çıksa bir şey söylemez kimse. Umut vadeden yani geriye doğru gittiği için o şekilde yorumladı. Evet, şöyle yani düşün, döndü şu. Şöyle düşün. Tutup çekmedi de arkadan bir hareket yaptı. Yani ayağına doğru bir hareket yaptı ve düşürdü. Geriye doğru gidiyor. Atağa doğru değil, rakip kaleye doğru değil.
O anlamda şu topu yorumladı. Geri çevirdi. Geriye doğru gittiği için. Evet. Devam. Evet. Geçtik. Geç bunu da ya. Yani bu 50 tane böyle pozisyon var maçlarda. 50 tane. Buna korner verdiydi. Şimdi ne yapalım? Yani evet. Hakem onu şey gördü, yardımcı hakem. Necati'ye çarpıp çıktığını gördü. Aslında Necati'nin hiç alakası yok topla. Evet. Evet. Geç. Yani korner vermedi. Geçti. Bu pozisyon. Evet. Yani itme var arkadan. Var. Tamam. Gol attı. Tamam. Geç. Yani faulü vermedi. Ne yapalım şimdi? Yok, bana şey göre yapmayayım. Maçın en kritik pozisyonu budur. Bir şey yapamayız. Yani orta sahadaki budur. Bir hareket. Evet, gol mü değil mi? Tabii yani en kritik. Tamam, evet. Ayaktan çıktığın, dön düzeyin. Artık gel, öyle top ayaktan çıktığın, duracaksın. Gel. Mahmut top ayağına gel. Biraz daha gelecek, gel. Biraz gel, daha gelecek. Gel. Dur, tamam. Dur. Yok, biraz geri. Biraz bir geri, dur. Tamam. Şimdi iki tane futbolcu var. Yani Emin var. Bir kırmızı ayakkabılı. Bir Emin, bir de Faruk var. Ayağı ceza alanı içinde. Emin ceza alanı içinde. 27 numara da Peter'de daha... golü atan. Peter'de sol atan. Ayağı ile giriyor. Şu an ceza alanına giriyor. Giriyor. Çizginin ya bir 10 santim içinde. Bu açıdan mi? Faruk'la yakın görünse de Emin olsaydı bozar diye görülüyor bu açıdan. Bak, hiç tekrar. Açısı yoktur bunun. Çünkü ayakları yaklaşık. Bunun açısı yoktur. Bakın, çizgi var orada. Kırmızı ayakkabılı zaten. Tamam. Bunun açısı maçısı içinde. Yoktur. Bu açıdan. Açı yoktur. Burada çizgi var. Emin. Çizginin en az yarım metre içindedir. Şey dışındadır. Şimdi daha adımını atıyor içeri. Nasıl iş? Ne açısı? Sol ayak giriyor. Bakın bu gençlik benim gücünün, kanımda. Gençlik gücünün golünün yenmesidir bu. Bak devam et. Gel at. Bu attığı anda şimdi gördü hakem şeyi. Buradan aldı. Olmaz yani, böyle şey. Bir dakika. Tam bir adım atıyor. Şey Emin'in hizasına bir yarım geliyor. Metre şey evet. Görünür. Geliyor. Geride görünür yani. O top gol oluyor. Günah. Evet. Gege'nin golünü burada yedi. Yardımcı. Takip edemedi. Görme ayaktan çıktı adı. Orta hakemin görme şansı yok tabii. Yardımcı bayrağını çekti. Kötü bir maç çıkardı. Ve gol gitti. Başka? Evet. Diğer pozisyon. Ama çok kritikti yani bu gol ha. Çok. Çok. Nereden buldu? Bir daha izleyelim. İşte faul vardı. Yüzüne vurdu. Falan filan. Bak. Tamam, Salih'e faul verdi. Devam et. Devam. Geçtik. Devam. Yani bak, ikili mücadele tamamdır. İşte bütün maçlarda oynatılması gereken budur. Doğrudur. Faruk'tan almasında da faul yoktur. Budur işte. Güçlü onun, olan yani çekecek, o onu çekecek, onu çekecek. Bu çekmeden düşmez, ekarte olmaz. Faul yoktur. Burada penaltı yoktur. Yoktur, yok. Ama devam. Bu mücadele güzel. Tabii, tabii. Evet, kolay yüzük çalmamak lazım evet. Bu pozisyonlara. Devam. Mahmut'un sert bir hareketi var buna, burada. Buna faul çalmamasın anlamadım. Evet, bu sert bir hareket var burada. Bu resmen, bakın. Burada çift alıyor. Burada sarı, bakın kart, sadece faul değil. Kart da var. Sadece faul değil. Evet. Arkasından sarı da göstermesi evet. Gereken pozisyona faul çalmadı. Çalmadı. Topa diye değerlendirdi ama topluk ama değil. Biri çift aldı ya. Alırken, olmaz yani. Alırken faul yaptı. Ve sakatlayıcı faul olabilir daha. Ha. Evet. Tehlikeli. Geçelim. Geçti Hüseyin bunda. Kartlık hareketti. Tamam ya faul. Faul tamamdır. Devam et geç bunu da. Geçtik bunu. Topu kaçırdı. Başka yok. Yani buna çok itiraz ettiler. Evet. Yedek kulübesinde sarı kart gösterdi. Evet. Maçı değerlendirecek olursak. Songuç Gürşat neler söylemek şimdi, istersin? Şimdi son haftalarda gençlik gücü de bir
kötü gidiş vardı. Ve bu kötü gidişin sonrasında galip puan alamama vardı. Ve en önemlisi oyun açısından bir dirençsizlik, bir iyi gitmeyen şeyler vardı. Bu maç iyi oynadılar. Açık. Mücadeleleri gayet iyiydi. Özellikle ikinci yarıda kazanabilecekleri noktaya getirdikleri bir maç oldu. Pozisyon kaçırdılar. Öne geçtikten sonra Hasan'la öyle bir gol kaçtı ki maç 2-0 olsa maç orada bitecek. Buna rağmen mücadele güçleri iyiydi. Savunmada gayet iyi oynadılar, organize oldular. Orta sahayı çok fazla kullanamamaya rağmen yani Doğan Türk Birliği'nin de yetersiz olmasından dolayı bir anlamda yani dengede giden bir karşılaşma oldu. Çünkü gençlik gücünün şiddetle bakın bundan yani arka arkaya bu kadar oluşturulan bir kadronun bu kadar kötü bir performans sergilemesi, iskelede kaybetmesi, arkadan burada Dumlupınar'a karşı kaybetmesi ve bunun sonrasında da bir anlamda puansız geçmesi haftaları bütün moralleri bozdu. Bu bir dönüş maçı olabilirdi. Kazanabilecekleri noktaya da geldiler. 85. Hı-hı. dakikada gol yediler. Biraz telaştan, biraz yani organize olamadan. Ama şu vardır, gençlik gücü iyi yolda. Yani bu oyunla, çünkü iptal edilen golünü de gördük. Yani bu aslında 0-0'ken atılan bir goldü ki belki de daha önceden oyun başka türlü noktaya gelirdi. Bu hafta kolay bir karşılaşmaları, yani kolay demiyorum. Bu hafta yani nispeten kolay bir karşılaşmaları var. Yeni Boğaziçi'ne deplasmana gidiyorlar. İşte sadece eksikleri var. Mahmut takımda oynayan askerlik için Türkiye'ye gitti. Erinç Türkiye'ye gitti. Erin. Erinç diyorum. Erin. Ve yabancı futbolcusu Dumbaya. O da milli maç için Sierra Leone'ye gitti. Evet. Ve gerçekten ülkemizde tek milli futbolcu oynayan, yani gerçek anlamda Afrika Kupası'nda mücadele edecek. Onun da gelmeme durumu var Afrika Kupası maçları için. Bunlar önemli eksikler gençlik gücü adına ama oradan bir galibiyetle dönmesi durumunda rahat bir nefes alacak noktaya gelirler. Peter biraz daha hareketli olmaya başladı. Bunun yanında Hasan çok fazla verimli olamıyor. Çok oyun içerisinde hareketli ancak gol vuruşlarında sıkıntı var. Ve bir de tabii ikinci yarı için Mustafa Yaşın sesinin alınması takım üzerinde bana göre olumlu bir etki yapmış oldu. Yani moral açısından da olumlu bir etki yaptı ama Doğan Türk Birliği gerçekten yarışa havlu atacak noktaya geldi. Ki bu kadar altyapısı yapılmaya çalışılan bir ortamda onlar adına çok kötü bir görüntü. Çünkü daha 8. haftadan, 7. haftadan da aslında ben geçen haftada programda söylemiştim. Bu yarışın içerisinde artık Doğan Türk Birliği yok. Yani burada da 2 puan daha kaybettikten sonra tam anlamıyla yarış dışında kaldı. Aslında genç futbolculara da görev vererek maça başlamışlardı ama sonrasında bakıyorum mesela Salih Can diye bir futbolcu gerçekten çok iyi sol bekte kullandıkları sonra oyundan aldılar tabii kendisini ama yani orada da bir ilginçlik var. Bazı futbolcuların oynayabilmesi için oynaması gereken futbolcular dışarıda kalıyor. Bak geçen hafta Cihangir'e karşı Cihangir'le miydi Doğan Türk Birliği? Evet. Göbek'te Ahmet Sönmez kötüydü. Ama Ahmet Sönmez'i dışarıda bırakacak bir yetkiye sahip değil sanki teknik heyet. Yani kötü oynayan bir adamı bırakırsınız. Yani o kararını vermeniz gerekir. Yetki demeyelim. Yani yetkisi var. Yetkisi tam var yetkilidir. İradesi yok öyleyse. İradeye sahip değil. Öyle tamam, hükmetti. Öyle. Çünkü yani kötü oynayan bir adamı koymazsınız. Oynatmak için
Salih'i dışarıya alıyorsunuz ki 50 tane bindirme yaptı gençlik gücünün sağ kanadına. Hı hı. Salih Güvensoy'u koyuyorsunuz. 2004 doğumlu. Evet, genç Salih, bir çocuk. Genç, 19 yaşında. Evet. Evet. Yani Kenan çok fazla şey ortaya çıkmadı. Hascan her geçen hafta ilk başta geldiğinde takıma büyük katkı koyan Hascan gittikçe forumda düşüş olur, oyundan alındı sonra. Kenan gezgin oynuyor, çok mutlu oynamıyor bir anlamda. Ama bu bir görüntüye göre bir kere Doğan Türk Birliği, tabii şimdi 8. hafta artık bu çok da fazla bir mana ifade etmez ama belki önümüzdeki sezon için veya ikinci devre için bazı kararlar vermesi lazım yönetimin. Diyecek ki biz arkadaş her zaman o sene bu sene deyip yola çıkıyoruz. Güçlü kadro oluşturuyoruz, güçlü teknik ekip. Para sıkıntısı yok, tesis sıkıntısı yok, imkan, her türlü imkan. Ama 7. haftada havlu atıyoruz. Nasıl bir iştir bu? Evet. Dolayısıyla bir karar vermeleri gerekir. İcaba derse denecek ki biz 2-3 sene gündemimizde şampiyon olacağız diye bir şey olmayacak. Genç bir takım oluşturacak. Gitmesi gereken, takımdan ayıklanması gereken, artık miadını doldurmuş futbolcu varsa teşekkür edip gönderilecek ve bunun sonrasında da yeni bir ekiple yeni bir anlayış gelecek. Evet. Şimdi dışarıya verdiği futbolculara bakıyorum ben. Gerçekten çok iyi futbolcular var. Genç futbolcular var. Altyapıdan gelenler var. Ama siz ısrarla belirli bir kabuklaşan bir şeyi kesimi oynatıyorsanız çok da fazla başarı evet. beklemek hayalcilik olur. Evet. Evet, o yani ben Doğan'dan başlamak istiyorum. Çünkü bu yılın, bu sezonun şampiyonluğa oynayacağını umut ettiğimiz, düşündüğümüz ekiplerinden biri. Evet. Ve gelinen noktada 8 haftada 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puan kaybı yaşadı. Yani rakipleriniz 0 kayıp yaşarken yani Cihangir, Mausa, Dumlupınar henüz kaybı yokken, Mausa Türk Gücü bir mağlubiyeti varken 2 tane birebir rakibine yeniliyor. Mausa Türk Gücü ve Cihangir. 2 tane de beraberlik bu karşılaşmayla birlikte ve 10 puan kayıpla sadece 8 haftada 4 maçlık bir geriye düşme ile karşı karşıya kalıyor. Bu mevcut bütçeyle yani verilen imkanlarla örtüşmeyen bir durum. Yani burada bir defa yabancı çok büyük paralar verildi. Dodo önce kasık sakatlığı, ondan sonra topuğunda, altta bağı falan 5 hafta minimum yok. Orgil 2 kırmızı kart gördü. Oynadığı maçlara da bakıyorum. Bir çok kaleye çok dağınık, çok isabetsiz. Bir kaleye topu yoktu. Çok dağınık oynuyor. Çok savruk oynuyor. İsabetli mesela 0-0 kan ilk yarıda net karşı karşıya dışarı vuruyor. Yani iş bitirmesi gereken isimleri de bitirmiyor. Defans organizasyonunda sıkıntıları var. Yani merkez ağır kalıyor. Salih'in sakatlamasından sonra orada bir arayış var. Sol tarafta en son işte Salih Can oynadı. Evet, umut vadeden bir futbolcu ama sonuçta tecrübesiz bir tabii şans verilirse daha olacak. Salih'in daha tam anlamıyla Salih Güvensoy'un tam randımanlı dönmesi kolay değil. İşte Yusuf Kondoz denendi. Emre geçen hafta solda başladı. Yerini yadırgadı falan. Bir de alternatifler. Bakın bir oyuna başlarsınız işler iyi gitmez. Geçen hafta da söyledim. Oyuna yapacağınız hamlelerle oyunu değiştirirsiniz. Değiştirmeniz gerekir. Bakıyorum Doğan Türk Birliği'ne. Oyuna sonradan giren futbolcuların koyduğu çok önemli bir katkı yok. Yani işte Güvenç zaman zaman koyuyor. Her girdiğinde gol attı o. Onun dışında giren isimlerden çok büyük bir katkı alamadı. Çok temposuz oynuyor. Çok yana doğru oynuyor. Yani defansta bir kenara oyun kurmada, işte kanatlara inmede veya işte yabancı da olmadığı için mevcut pres altında işte Hascan'ı
Doğukan da gittikten sonra orta sahada çok ciddi bir yaratıcılık sorunu çekmeye başladı. Yani kapanan savunmalara, iyi mücadele eden takımlara. Mesela Gençlik Gücü son haftalarda yapmadığını yaptı. Çok iyi mücadele etti. Yani felsefe olarak kötü oynayabilirsiniz, kötü pas yapabilirsiniz ama kötü koşma hakkınız yok. Yani iyi mücadele etti. İkinci yarı öne de çıkmaya başladı. İlk yarı çok çıkamadığı noktada öne de çıkmaya başladı. Verilmeyen golü Peter yakalanan topu. Necati ile bulduğu gol. Hasan Akkuyu atsa iki maçı kopacak. Bitecek. Yandan dışarıya attı. Ki bu yılın en bu takımın içerisinde en düşük performans kapasitesinin altında oynayan. Yani kapasitesi olup onu yansıtmayan futbolcu Hasan Akkuyu. İbrahim Köse sakatlığı var. Pubis başlangıcı. İğne olduğu, dinlendirildiği, daha başlangıç olduğu için tedavisi devam ediyor. İki tane futbolcu Tuzla'da eğitime gidiyor. İlk yarıyı kapattılar. İlk yarının sonuna kadar Mahmut'la Mahmut da Erin hep oynamayacak. Oynuyordu. Mahmut direkt oynuyor. Erin zaten çok hamle oyuncusu yok. Dolayısıyla o konuda biraz kadro sıkıntısı çekebilir. Rifat daha dönmedi. Menisküs ameliyatı olmuştu. Dolayısıyla iyi mücadele etmenin karşılığını yenemezsem yenilme şeyinden Gençlik Gücü adına zaten hedefi çok yukarılar değil. Tehlike yaşamamak. 9 olan puanını, o kötü havayı iyi mücadele ederek 1 puanla bağladı. Ama Doğan 2 puan, yani zirveye hedefliyorsanız, hele hele de geçen hafta yenilmişseniz zirvedeki rakibinize, bu maçı alarak en azından rakiplerinizin hata yapmasını beklemeniz lazım. Ama o hava var mıydı? Yoktu. Bir de çok sakatlık oluyor. Yani bunun da araştırılması lazım. Çok sakatlık oluyor Doğan Türk Birliği'nde. İşte Faruk sakatlanıyor, işte çapraz bağ ameliyatı. Doğukan'da işte Dodo, yani zeminlerden mi, antrenman programından mı, bu ciddi bir olaydır yani. Evet. Sakatlıklar çok ciddi sakatlıklar, yani handikaptır takımın düzenini ve istikrarını koruma açısından. Yani tesisler, ülkede benzeri görülmemiş tesisler, antrenman olanakları, bütçe, yönetim anlayışı, profesyonel bakış açısı, Bayer Piskopoğlu ve yöneticiler titriyor takımın üstüne. Yani o noktaya gelindiği, sonuna kadar şampiyonluğa oynayalım, o heyecanı yaşayalım da kaybedersek kaybedelim noktasındadırlar. Çünkü şampiyonluğa, zirveye de oynayamayan bir son yılların Doğan'ı var karşımızda. Bu kadar imkanlara ve bu kadar bütçelere rağmen. Demek ki bunun altında, yani hocalar değişiyor. Caner Hoca'nın yıllarca görev yapan Caner Hoca'nın yerine geçen sene Turan Altay geldi. Bir yılda o yollar ayrıldı. Sedat Demecioğlu ve ekibi geldi. Ama sonuçlara ve görüntüye baktığımızda bu takımı da, yani şu anki 8 haftalık şeyde öyle bir zirve ışığı yok. Yani sadece 10 puan değil, öyle bir hava yok. Sedat öyle bir Demecioğlu hava yok. Elini masaya vurup da bir takım kararlar alabilir mi? Alabilirse şimdi devam etmesi gerekir. Alamadığına göre, alamayacak da bu şekilde gidecek bu iş. Yani sadece ben isimler üzerinde. Hayır, doğrudur. Değil, isimler üzerinde değil. Yani yapılanma noktasında veya revizyon konusunda. Bak mesela revizyon Göçmenköy'e geldiği zaman Nazım Aktunç ne yaptı? Sorun olabileceğini düşündüğü bütün futbolculara teşekkür etti. Gittiler. Musa gitti. Kaymaklı'ya giden savunma uzun boylu küçük Kaymaklı'da oynuyor şimdi. Neyse o gitti. Kemal. Bütün bunları gönderdi. Ondan sonra dedi ki, yani en azından o bir karar aşamasıydı. Yenilerle, transferlerle. Çünkü bir karar vereceksiniz ki o futbolcuların hepsi de oynayabilirdi. Burak gitti. Tabii o, yani göçmen kadar önemli bir değişim oldu. Zaman, önemli bir değişim oldu. Gidecekler. Tabii bu yönetimle hocanın yaptığı toplantılar, yani bu ortak bir kadro planlamasıdır. Aynen. Evet. Fakat bir şey soracağım. Yani bilmem, tesislerde 11'e 11 maç oynanacak sahası var mı Doğan Türk Birliği'nin? Yani ebat olarak. Şey anlamında uluslararası standartlarda değil. Değil. L gibi yaptı çünkü sahayı. Standartla değil ama antrenman sahası olarak şey olarak kullanılabilecek noktadadır. Değil mi? Yani plan o şekildeydi. Zaten arazi
o şekildeydi. Zaten Arazi'de hatırlayacaksınız uzun süre evet, sıkıntı yaratıldı. Yukarıda atış poligonu var. Ona nereden geldi? Bütün ailesi olsun Doğan'ın. Poligonun ya, altında olduğu için. O kadar için. Para ve o kadar güzel bir şey Arazi yapmış oydu. İken 11'e 11 evet. maç oynayabilecek ve antrenman yani yapılabilecek. Antrenman yapılabilecek. Sağ yapılması daha küçük olması daha boyutlar, avantajlı evet. olurdu. Kesin. Demek istedi Songuç Kuşat. Evet, geçiyoruz bir diğer maçımıza. Bu haftanın bir diğer berabere biten karşılaşması. Dün oynanan bir karşılaşmaydı. Küçük Kaymaklı ile Göçbenköy arasındaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı ve takımlar haftayı birer puanla kapamak zorunda kaldı. Kaymaklı ile Göçbenköy az sonra 90 dakikalık mücadelede karşı karşıya gelecekler ve ben ismi kendisi Tayyip Topaloğlu bu maçı size nakletmeye çalışırken yorumda da sevgili Songuç Kürşat'la birlikte olacağız. Evet, orta hakem Evren Karademir'in çalan düdüğüyle 90 dakikalık mücadele başlıyor. Billy Michel süratli. Billy Michel girdi cezalan içerisine. Bıraktı. Gelsin Doncu Arda. Bir vuruş. Gol! Golü atan isim Alkazi. Geçtiğimiz haftada Mesariye'ye golü vardı. Alkazi Mikan'ı topu ağlara gönderiyor. Küçük Kaymaklı 1-0 öne geçiyor. Alp'in golüyle ama Billy Michel'in payı da bu gol de çok önemli. Hasan Topaloğlu bunları sever yani böyle gençlere görev vermeyi ve gerçekten o çocuklarda bir şekilde hakkını veriyor. Özellikle Alpay'ı da çok beğeniyorum ben. Alpay da çok iyi evet. futbolcu. Adeta İbrahim Çıdamlı'nın gölgesi gibi maçın başından beri onu takip ediyor. Topa dedi Evren Karademir. Şimdi düdüğünü çaldı. Rifat kullanıyor köşe vuruşunu. Öndüre doğru kesme bir orta. Bilal Mir Remzi bir vuruş Arda'dan dışarıya. Bir çalım. Ara pası Ture döndü yüzünü kaleye. Mehmet Kaygısız Remzi vurdu. Defanstan dönüyor Gökhan'dan. Bir vuruş dışarıya. Ture çok süratli. Ture yıkılmadı. Ture gidiyor Mehmet Kaygısız'ın üzerine. Pası Debuto. Debuto orada topu biraz sakladı yandan. Kaleyi karşısına aldı. Debuto vurdu dışarıya. Remzi duvar pası. Bekir vurdu. Remzi çıkarttı. Topla hareketli Debuto. Ture döndü. Ture açıldı top ayağından Salih. Ture o alanı etkili kullanır. Sağ kat etti. Kötü bir düşünce. Top da dışarıda ve Evren Karademir'in çalan düdüğüyle 45 dakika 3. dakikada Alp'in attığı golle Küçük Kaymaklı'nın 1-0'lık üstünlüğünde tamamlanıyor. Etkisiz bir Göçbenköy yani top kullanmakta zaman zaman pozisyon bulmaları lazım. Son 3-4 dakika. Tabii evet. O da biraz geriye yaslanmasından Küçük Kaymaklı'nın. Evren Karademir son kontrollerini yapıyor ve çalan düdükle 2. 45 dakika başlıyor. Alpay top istedi. Kaleyi düşündü dışarıya. Tore. Ortası cezalan içerisi Bahadır yükseklik kazandı top. Salih elinden kaçırdı Arda. Kaleyi düşürür insan. Ture offside bayrağı yok. Salih tokatlıyor korner. Offside beklentisi içindeydi Küçük Kaymaklı defansı. Ture durmadı ama Salih çabukluğuyla çıktı. Rifat Samet'le mücadelesi. Felix'i görebilir mi? Rifat yatarak müdahale Kadir'den. İyi bir kademe. Rifat baskı yaptı. Foul. Bayram sıyrıldı rakibinden. Bıraktı Debuto'ya. Döndü İbrahim Çıdamlı. Ara pası. Ture. Salih çıktı karşısına. Bayrak kalkıyor. Offside. Yüksek bir top Debuto'ya doğru. Göğsünün önüne aldı. Debuto. Ara pası. Ture. Döndü yüzünü vurdu kaleci Salih. Müthiş çıkarttı. Ve bindirme yaptı. Billy geliyor Felix. Billy'nin önüne. Billy vuramıyor yerde kaldı. Billy vuramadı yerde kaldı. Maçı bitirecekti burada Küçük Kaymaklı. Çok güzel bir hücum oldu. Çok da güzel aldı topu ama ayağı kaydı. Yani topa müdahale bile edemeden bir anlamda gitti. Yani Hasan Topaloğlu'na sarı kart gösterdi. Özür beklentiler ne burada? Penaltı mı beklediler? Herhalde. Yani ama dokunan yoktu kendisine. Yok yere burada yani. Evet. Ture sıyrıldı. Ture. Ortası. Ön direk. Salih. Seken top. Remzi gol. 1-1 oluyoruz skor. 1-1 oluyoruz skor.
dakika 78. Salih'in bu kez büyük bir hatası. Gole mal oluyor küçük kaymaklıya. Remzi'nin attığı golle skor 1-1 oluyor. Debuto öne açıldı. Debuto dışarıya atıyor. Arda ortası, bir dokunuş Muhammed'den Bilal. Billy Michel. Billy Michel vurdu, kaleci Mehmet Özeral. Şimdi Rifat. Rifat gidecek. Rifat yaptı ortasını. Arka direk. Michel. Billy Michel kaleci. Dönen top Muhammed alamıyor. İnanılmaz bir pozisyonda küçük kaymakla adına kaçıyor. Arda'ya uzun adrese teslim bir pas. Arda soluna çekti. Arda vurdu üstten dışarıya. Defansın arkasına. Felix'e doğru. Felix. Felix. Mehmet. Dönen top. Alpay dışarıya attı. Alpay dışarı attı. Dakikalar 87. Debuto. Debuto. Ara pası. Arda. Arda gidiyor. Arda kalkıyor Evren Karademir. Kalk diyor. Penaltı itirazları var. Göçmen köyden kalk diyor. Felix baskı yaptı ona. Bilal. Ve çalandı Dükle. 90 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Russo'da açılışı Alp'le küçük kaymaklı yaptı. Kapanışı ise Göçmen köyü yaptı. Arda'yla. Arda evet. Mıydı gol atan? Yok. Remzi'yle kapanışı yaptı ve 1-1 sona erdi karşılaşma. Birer puanla ayrılıyor hem iki takım da sahadan. Bir birlik eşitlik, iki takım da haftayı birer puanla kapattı. Dört tartışmalı pozisyonumuz var maçla ilgili. Geliyor ekranlara, izliyoruz, yorumluyoruz. İlk tartışmalı pozisyonumuz bu. Alalım bir daha. Neyi tartışacak burada yani? Faul da verildi. Ne olacaktı? Fauldür. Faul. Tamam, doğru karar. Kart olmaz bu. Olmaz tabii. Tamam geç. Tamam geçtik. Bunu sahada da nasıl faul çalmadı diye. Çalmadı. Düşündüm yani şaşırdım. Ve sakatlandığını düşünerek oyunu durdurdu. Ya olur mu ya, bu çok açık faul ya. Faul. Açık faul. Önce giriyor, sonra da zaten sağ koluyla yüzüne geldi. Zaten odur sakatlayan. Evet, diğerinde evet. Ayakla topa vurdu. Ayakta bir şey yok zaten. Mahmud'un yani topa vuruşu var. Topa vuruyor zaten de eli dönerken evet, eli. Tamam, evet. Buradan bakın. Burada tamam, bir şey yok. Topa. Devam et. Tamam, vursun eli, topa. Eli yüzüne vuruyor. Devam et. Ayağı da zannedersem beline doğru vuruyor. Olabilir ama esas yüzüne. Bu elini bak, görmedi sol, mi? Arkasında mı kaldı? Eli, sarı karttır bu ya. Sağ eli vuruyor burada. Evet. Sarı karttır bu. Faul çalınmadı. 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 Durdu evet. Oyunu. Devam et. Geçtik başka diğer pozisyona. Kendi silah olarak kullandı yani. Devam. Bu el hareketine verdi sarıyı. Evet. Ya hareket şey yaptığı faule değil. Faul değil. İtiraza. Burada, evet. Yani devam et. Protesto devam etmesini. Devam et. Burada geliyor. Devam eder. Burada buna faul verdi. Faul. Kart değil yani. Devam et. Kart değil bu. Faul. Zaten oralı değil bakın hakeme. Sarı kart diye düşünmüyor. Evet. Rifat'a bak. Faul verdi. Sağ eline bak. Gitti. Buraya döndü. Yani sarıyı göstermek için burada evet. Dönüyor. Rifat'ın el hareketine sarı kart veriyor. Tamam doğrudur. Doğru karar. Geçti. Yapmayacaksın hareketi. Protestodur. Evet. Bu çok tartışıldı bu pozisyon. Arda'ya. Yavaş. Gel. Hasan Çakı. Devam et. Topa vuracak ayağına bakalım bir. İki ayağının arasından sanki ayağını uzatıyor. Gel. Uzat.
Ya devam et. Devam et. Şimdi bak. Arda'nın sağ ayağına bir harekete bak. Bak gel. Gel. Devam. Gel. Gel. Sol ayağına. Soluna. Havada olan sol ayağına. Evet. Bir daha bak buna da. Bak topa vuramadan ayak dağılıyor bu yana doğru. Kaydığı için bu tarafa doğru geliyor. Sağ ayağa bak sen nereye evet. gider? Evet sonra da sağ ayağa. Sağ ayağa. Evet. Penaltı. Sahada ben penaltı gibi görmedim. Var bir darbe. Var. Çünkü peki bak, bu pozisyonda offside var mı İlkan'da? Buna da bakalım bir. Burada iki tabii ayağı. Arda daha önce vurabilirdi bu topa. Bilin'in pozisyonu var. Onu gelelim da, pozisyona onu, sevgili penaltı şey. Var. Penaltı pozisyonu. Pozisyona evet bu pozisyona. Atıldan dur. Dur. Yoktur offside yok. Ya. Yok. Yok. O Rifat'ın ve... Rifat bak, bozuyor. Bu, mesela bu senin söylediğin gibi tartışılabilir gençlik gücünde bu tartışılmazdı bile. Bak burada çizginin İki üstünde diller. Üçü de çizginin üstünde evet. Tamam devam et. Dakikada 90'a uzatmalar artı 3. İki buçuk üçüydü evet. Evet artı 3. Tamam. Başka devam var et. Mı? Var bir tane daha olması lazım. Bir pozisyon. Hasan Topaloğlu'nun çok itiraz ettiği, sarı kart gördüğü ama görelim. Tamam bu pozisyonla bul bize Hüseyin. Evet. Evet. Evet diğer pozisyonu hazırlayacak. Golden önceydi. Yönetmen. Yani şeyin Göçmenköy'ün golünden önceydi. Evet. O gün başlasın evet. biz de ben de bakayım bir pozisyona. Evet bu pozisyon da... sanıyorum. Bu ha, bunun öncesine geldi. Bunun evet. Hasan'ın Hasan Hoca'nın itirazının hemen bu, evet bunun evet bu şeyde. Bu devam et. Bu pozisyonun hemen öncesiydi. Buna itiraz eder. Evet evet. Bak buna itiraz eder. Git daha git tamam. git. Bunun git, gerisi git, gerisine gel. Gerisine. Daha geri. Yok. Buradan çıkacak. İşte bu. Evet. Sağdan gelecek. Gel. Gel. Biraz daha geri gel. Şimdi. Gel. Kadir'le geliyorlar. Billy. Gel. Ayağı gayar düşer ya. Burada bir şey bak. Yok. Bak. Bir şey yok. Yani Hasan buna boşu boşuna. Hasan evet. Topaloğlu. O harekete, o düşmeye, arkadan itme veya çelme olarak gördü hoca. Evet. Veya ama öyle algıladı değil. Öyle yok ama gördüm. Yok. Çok itiraz etti buna ama hiçbir temas yok. Evet. Şey de değil. Penaltı beklentisiyle sarı da değil ama. Düştü ayağı gitti. Direkt ayağı kaydı. Evet. Çünkü uzun topu, hamle yapmaya çalıştı. Evet. Toparlayamadı. Top biraz evet. açıldı. Burada kaydı. Kaydı. Sol ayak ve düştü. Evet. Çünkü topa sahip olabilir ve tehlike de yaratabilirdi. Hatta faulü rakip oyuncuya da yapmış olabilirdi. Yani evet. o kaymanın içinde. Evet. Bayram'a doğru da bir hareket evet. var. Ama evet. Bayram kurtuldu ve topa sahip oldu. Sahip oldu. Evet. Penaltı yok ama burada yok. Evet. Doğrusu o. Evet oyun. Şimdi Küçükkaymaklı'da bir iki haftadır gerek Mesarya maçında alınan galibiyet gerekse bu maçta özellikle yeni gelecek salı günü gelecek yönetimin takım üstünde çok büyük bir etkisi olduğunu gördüm. Çünkü yani gidip yeni yönetim, yeni yöneticilerle birlikte göreve başlamasalar da Akay Başkan'la birlikte Münir Özler ve yeni ekipten bir grup futbolcularla görüştüler. Antrenmanda görüştüler, dışarıda görüşüyorlar, konuşuyorlar, motive etmeye çalışıyor. Çünkü takımın üstünde bir böyle mücadele etmeyen bir bıkkınlık, bir yılgınlık vardı. Bu açık görülüyordu ilk. Tek bir puanı olan takım. İki haftada 4 puan aldı. Ve bu mücadele azminin sahaya yansımasıyla birlikte maçın ilk yarısında özellikle Göçmen Köyü'nde hücum hattında istenilen verememesi, bir dağınıklığı dolayısıyla daha istediğini yapan takım Küçükkaymaklı'ydı. Burada tabii Gökhan'ı sol, Arda'yı sağ bek koydu Hasan Hoca. Kaygısız yine sakatlanıp çıktı. Yani 90 dakikayı bitirdiği yani 3 maçın en az birinde sakatlanıp çıkıyor. Bazen kart görüyor. Kaygısı tecrübeli bir isim ama devamlılığı konusunda sıkıntı var. Alp Gazi ve Alpay Derviş'ten kurulu genç dinamik bir orta sahayla başladı. İkinci yarı tecrübeli isimleri Muhammed'i, Tuğrul'u, Felix'i oyuna aldı. Yani ilk yarıda o dinamizmi koyup
Dördüncü dakikada da erken bir gol buldu ki genç futbolcuyu Alp Gazi'yi kutlamak lazım. Geçen hafta Mesarya'ya jeneriklik bir golden sonra Bilin'in hazırladığı dördüncü dakikada yine müthiş bir vuruş tekniğiyle erken bir gol buldu. Skor avantajını yakaladı. Tabii Remzi eski Remzi değil. Yani daha doğrusu o çabukluğunu şu an göremiyoruz. Yani yoğun antrenman temposundan geçen seneyi boş geçirmesinin, uzun süre antrenman yapmamasının, ikinci yarı başlamasının da bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında Debuto'da bir sakatlığı vardı. O da istenilen verimden uzaktı. Bekir de iyi değildi. Dolayısıyla tek bir Gimetore'ye kaldı hücum etkinliği. Çıdamlı da Alpay tarafından çok iyi orta sahada kontrol edildi. Dolayısıyla Bayram zaten daha defansif oynuyor. O hücuma çıkışlarda sıkıntı yaşadı. İkinci aradaki değişikliklerle birlikte biraz daha orta alanda işte Reşit girdi, Arda girdi. Kenarlardan biraz daha etkili gelmeye başladı. Oyun içerisinde farklı varyasyonlar denemeye başladı Göçmenköy takımı. Yine de gol bulmakta zorlandı. Pozisyonu var ama son vuruşlarda zorlandı. Futbolun cilvesi Raif'in sakatlığı dolayısıyla ki geçen hafta uzun süre yapmış 80 dakika, 70-75 dakika sakat oynadı Mesarya maçında. Hatta çok da tepki aldı. Çok oyalıyor veya oyunu durduruyor diye. Tedavisine başlandı. Bir adalet sakatlığı var. Salih geçti. Görev aldı kalede. Oyun içerisinde güven de verdi. Kritik 2-3 tane kurtarış da yaptı. Ama olmayacak bir pozisyonda çok büyük bir hatayla çok kritik bir dakikada 79. dakikada topu sektirdi. Remzi affetmedi. Eşitlik golü kalecinin büyük hatasından, ikramından bir anlamda geldi. Ve sonrasında işte o Arda'nın pozisyonu var. Karşı tarafta Alpay'ın çok net pozisyonu var. Boş kaleye değerlendirse iki tarafa da maç 1-1'den sonra özellikle gidebilirdi. Sonuçta küçük kaymaklı da gösterilen yani bir puandan ziyade mücadele, azim, kazanma arzusu, işte Hasan Topaloğlu'nun artık takımı tanıyıp gençlerle tecrübeli isimleri bir sentezleyip gençlerle başlayıp daha tecrübeli isimlerle bitirmeye çalışması, oyuna sonuca gitmeye çalışması. Ama Göçmenköy'ün aslında iyi bir kadrosu var ama Alaaddin'in gitmesi o sol tarafta bir sıkıntı yarattı. Bu net. Bunun yanında Mahmut İneci asker. Takımla yaklaşık 3-4 haftadır antrenmanlara katılamıyor. Az önce söylediğim yani işte Debuto'nun sakatlığı, Remzi'nin işte gol noktalarında çok şey beklenen Remzi'nin çok hareketli olmaması. Belirli sıkıntılar var ve çok hamle yapacak, yani dışarıdan girecek işte 2-3 tane futbolcusu var. Bu mevcut kadroyu koruyarak yapılacak takviyelerle daha iyi bir noktaya gelebilecek bir takım. İlk 5, 4, 5, 6. sıralarda yer alabilecek bir takım. Kupada yürüyebilecek bir takım. Nazım Aktunç'la ve iyi bir yönetim anlayışıyla gelecek yıllara yatırım yaparsa çok daha iyi işler yapabilecek bir takım. Yani ligde belirleyici olabilecek, önemli kritik puanları üst taraftaki takımlarda alabilecek bir ekip diye düşünüyorum. Evet. Sonuç şu an. Yani Hasan Topaloğlu geldikten sonra özellikle gençlere yer vermeye başladı ki çok aslında gerçekten isabetli oldu. Çünkü 4 tane genç futbolcuyla başladı. Bir tanesi mecburiyetten Raif'in sakatlıktan dolayı Salih kaledeydi. Alpay, Derviş, Alp oynayan futbolcular. Hepsi de görevini eksiksiz şekilde yaptı. Özellikle Alpay karşı tarafın en büyük silahı olan Çıdamlı'yı öyle bir kontrol etti ki Çıdamlı oyun kurmada zorluk çekti Göçmenköy adına. Onun kilitlenmesi demek hücumda Göçmenköy'ün etkisiz olması demekti. Sadece Salih o gün söyledi o kadar çok iyi toplara yükseldi, aldı, güven verici bir futbol oynadı ki bir pozisyonda şanssız şekilde topu kaçırdı elinden ve beraberlik golü geldi. Ama şu var, 4 hafta, 3-4 hafta orada aldığımız bilgiye göre 3-4 hafta
Raif'in sakatlığından dolayı Salih kalede olacak. Yani dolayısıyla küçük kaymaklı bu ona güvenmek durumunda. Zaten oynadığı futbolla da bunu gösterdi. Billy maçın iyilerindendi. İyiydi. Çok hareketliydi. Özellikle oyuna sağ kanadı çok iyi kullanarak geldi. Golü attırdı. Bunun yanında Halil Turan, bir kere Halil Turan konusunda çok net bir karar vermeleri gerekir. Halil Turan Centerford'da gol atmak yolunda mümkün değil, eski haline gelemiyor. Evet. Yani yakaladığı pozisyonlar, kaçırdığı penaltılar, bulduğu pozisyonlarda topu... Halil Turan 6 numaraya gelince çok daha verimli olmaya başladı. Yani eğer kullanmak istiyorsanız siz Halil Turan'ı, Hasan Hoca buna bir karar vermesi gerekir. Çünkü onu oraya aldığı zaman çok daha iyi mücadele ediyor. Çok daha olumlu top kullanıyor. Mecbur kalıyor oluyor Centerfor'a ama. Ama şimdi kim var bu takımda Centerfor? İcap ederse Rıfat'ı yollayacak oraya. İki tane yabancıyı kenarlara koyacak. Ama yani şimdi çözümü, hiçbir şey yok. Çözümü Ocak'ta olur bunun. Felix'i gönderin Centerfor'a alın. Yani ya yerli bulamazsan. Yerli bulamazsan. Yerli bulursan oraya birini almaları gerekecek. Çünkü gerçekten ona da yazık. Çünkü kendini gittikçe kaybediyor orada. Orta sahada iyi mücadele ediyor, tecrübesiyle kapatıyor. Tabii, da çok daha iyi şey yapıyor. Zaten kaygısız, biraz önce söylediğin hiçbir maçı bitiremiyor. Bir müddet sonra belki de o bölgede yani görev alacak ve bunun sonrasında da yani o bölge oturacak bir anlamda. Ama Göçmenköy aslında kazanabileceği noktaya getirdiği bir maç vardı ama kaybedeceği. Yani beraberlik maçın normal hakkıydı bir anlamda. Remzi hiç iyi görmedim. Remzi'yi daha toparlanamadı belli. Çünkü her gelen topu sektirme, kaçırma, dağıtamama kötüydü. Tabii Ture çok iyi oynuyor. Bir kere topla en süratli yabancılardan bir tanesi, en süratli futbolculardan bir tanesi. Çıdamlı orta sahada dediğim gibi o gün biraz önce söylediği Alpay tarafından kontrol edildiği için çok üretken olamadı. Formsuz futbolcular var. Ancak şu var. Geçen yıl maç oynamayan 2-3 tane futbolcu bu yıl takımda oynamak durumunda. Hı hı. Alaaddin'in girişinden sonra özellikle Diğer Mahmut da takıma girdi. Kadir aynı şekilde takıma girdi. Ve asker olan Diğer Mahmut o da ama iyi bir kadroları var. Toparlandıkları anda Debuto fena oynamadı aslında. Biraz daha hareketli gördüm. Biraz daha gayretliydi. Ve toparlamaları durumunda bana göre özellikle ikinci yarıda 3-4 tane ki savunmaya adam almaları gerekiyor. Çünkü Bilal gittikçe yorulacak noktaya geliyor. Oyunun evet. belirli bölümünden sonra Bayram da Bilal da oyundan düşüyorlar. Bek da istiyorlar. Bek da istiyorlar. Dolayısıyla devre arasında kim kimi bulacak o da ayrı bir konu. Çünkü herkes istiyor futbolcu. Gençlik gücü bekliyor. Kaymaklı bekliyor. Göçmenköy bekliyor. Yani devre arasında transfer yapmak için. Evet. O da ben bakıyorum şimdi Göçmenköy 14 puanda. Doğan da 14 puanda. Yani evet. Biz Doğan'ın şampiyonluğunu tartışırken aynı puana sahip. Çetinkaya 12 puan. Çetinkaya 13 puanda. 13 puanda. Yani geçen hafta mesela Yeni Boğaziçi'ne puan bırakmamış olsaydı 15 puanda olacaktı. 15 puanda olacaktı. Doğan'ın üstünde olacaktı. 4. sırada olacak. Yani 4 hafta önce küme düşer dediğimiz Çetinkaya. Çok kötü demedi. Yani veya düşmeye yani oynayacak dediğimiz. Turan'ın altı iyi toparladı. Evet. Çok iyi toparladı. Ve yani dolayısıyla iyi bir maç oldu. Onu söyleyebilirim. Yani özellikle ikinci arası güzel bir maç oldu. Ama o maç açılmışken şunu da söyleyeyim. Çok tartışılan bir konudur ve her hafta gittikçe artan bir tatsızlıkla devam ediyor. Takımlar sahaya geç çıkıyor. Gençlik gücü maçında 7'yi 5 geçe başladı maç. Kaymaklı Göçmenköy maçı 2'yi 5 geçe başladı. Hakemler geliyor. Dördüncü hakem yalvar yakar soyunma odalarına gidiyor. Ve takımlar sonra geliyor. Yani bu yoktur böyle bir şey. İki dediğimde baş başlaması lazımdır.
yayıncı kuruluşlar var, şunlar var, bunlar var. Bu konuda bana göre Futbol Federasyonu çok acil olarak bir genelge yayınlaması lazımdır kulüplere. İhtar, ikaz, uyarı, neyse adı. Bundan sonra geç çıkacak olanlar bir asgari ücretle cezalandırılacaktır. 7 dakika önce çıkacaksınız maça diyecek kendilerine. 5 dakika önce çıkacaksınız. Evet. Çünkü her hafta 5 dakika, 6 dakika o antrenör bekliyor, onun takım, o diğer takım çıksın. Yeni modadır o da. Bir anlamadım, niçindir yani? Şey, bu aslında psikolojik bir, savaş. Yani rakibin sinirlerini gererek. Tamam da 5 dakika geç başlıyor maçlar. Yani senin dediğin gibi bir talimat yayınlayacak federasyon. Abi, talimat burada ya. Var ama. Talimat burada. Okuyalım hemen. Hatırlatacak. Şimdi 2 tane maç, 3 tane maç izledik şu ana kadar. Kısmet ise yarın da olsa da 4. izleyeceği. Bugün sorun yoktu. Yoktu. 5 dakika kala çıktılar. Cuma akşamı Atatürk Stadı'ndaki maça tam saate baktım. Hatta benim saat ileri olur mu diye telefonun saatinden uluslararası saate girdim. Doğan Türk Birliği 5 kala çıkması lazım. Hakemler tam 6 kala yürüdüler. 5 kala durdular orta sahada. 4 kala çıktı. Yani 7'ye 4 kala çıktı. Yani, Gençlik Gücü 2 kala. 2 dakika kala çıktı. Evet. Geç. Küçük Kaymaklı Göçmenköy maçında da iki takım da biri 3 kala, biri 2 kala çıktı. Dolayısıyla 5 dakika sonra başladı maçlar. Evet. Madde 46 12. fıkrası. Resmi müsabakaların başlamasına 5 dakika önce yeşil zemine çıkmayan, öyle soyunma odasının önünde görünme değil, ayağın basacak yeşil zemine, yani saha dediği doğrudan oyun alanına. Şeydir bu talimattır. Yeşil zemine çıkmayan toprak takımlar için geçerli değildir bu. Yok, yeşil zemine yazar parantez içinde saha der. Şimdi oynanmaz şu anda bizde. Toprak sahada. Toprakta yoktur diye artık yeşil zemine çıkmayan takımların her ihlali için bir asgari ücret ceza öder. O kadar basittir bu iş. Ama bunu gözlemcilere ben soruyorum. Sordum. Ecevit Kanatlı'ya Cuma akşamı Ecevit Kanatlı'ydı. Cumartesi günde Derviş Atakan'dı gözlemci. Evet. Yoksa şeydi. Derviş Atakan tabii bugün. Derviş Atakan'dı. Cumartesi günü dün Kaymaklı maçında. İki gözlemci de yazacaklarını söylediler. Yani Futbol Federasyonu genelgesinde sahaya geç çıktığı için bir asgari ücretle cezalandırıldı yazısını görmedikten sonra düzelmez bu. Açık evet, net. Evet, yazsalar da uygulayacak olan, yani cezayı verecek olan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'dur. Şimdi demeyeceksin yani ya ne oldu biraz geç çıkarlarsa falana, yani eğer sen kendi talimatlarını uygulamazsan kimse seni ciddiye almaz. Aynen. O zaman ya ne oldu bu çocukta 4 sarı kart gördüyse de oynadığı noktasına gelirik. Antrenöre ceza verebilir. Başka yerde var. Yani antrenöre de ek ceza verebilir çünkü sorumlu takımı odur çıkarma soyunma odasından antrenöre de verebilir. Ama talimatta direkt olarak bir asgari ücret kulübe verilir. Ve bazı antrenörler dördüncü hakemlere hakaret ediyor bu konuda veya tersliyor. Yani çıkmama gelip ikaz ederler. Neredeyse yalvaracak dördüncü hakemler. Böyle ters hareketlerde bulunurlar. Yani gidip son derece dördüncü hakemler zaman zaman antrenörleri tartışıyor. Hadi çıkar, çıktı, çıkar, çıkacak. Hayır, daha formaları değişecek. Bir dakika kala. Maçlar 5 geçe başlar ya. Görülmemiş şeydir bu. Evet. Olamaz böyle bir şey. Şimdi yönetmenimiz çok ilginç bir gönderdi bize. UEFA'nın aldığı karara göre maçın başlama vuruşunun geç yapılmasından dolayı Fenerbahçe İsmail Kartal ve teknik direktörü İsmail Kartal cezalandırıldı. Doğrudur. Kartal'a 1 yıl ertelemeli bir maç men cezası verilirken karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle Fenerbahçe kulübü ise 25 bin euro para cezası aldı. Bu kadar. Evet. Bu işler ciddi işlerdi. Bu işler çocuk oyuncağı değildi. Bu çocuk oyuncağı bugün moda oldu. Bu akşamın trendi. Yani çocuk bizde talimatta olsun diye konu. Bazı maddeler. Olmaz. Evet. Gelecek hakem ve iki takımı bekleyecek. Ne kadar yalvaracak. Ayıp ya. Olur mu böyle bir şey? Yeni İki takım sahada yok. Ve 5 dakika, 6 dakika maç geç başlayacak. O zaman oturdun cezayı. Peki, başka bir şey söyleyeyim. Hakem bekledi 5 dakika. Takımlar çıkmadı. Kaç dakika bekleyebilir hakem?
takımları. Makul süre der ona. 15 yani hakem 5. dakika makul süre der. Deyip, değmez. Değmez işte. Makul süre 15 dakika. Tatil edemez mi? Makul süre der ona. Yok, yoktur. Yabancı şey. Futbolcular geç gelerek de hakemi bekletirler de hazırlanıp da gel sahaya girsin diye ve 10-15 çözümü, dakika olur. O değil. Çözümü gözlemci yazıyor. Yazdıklarını söylüyorlar. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu geç 5 dakikadan daha geç çıkan takımlara para cezası verecek. Asgari ücreti verecek. Ceza olarak evet. verecek. Çünkü 7-8 dakika önce çıkmaları gerekir. Evet. Şeye göre. En geç 5 dakika der. Yani en, geç 5 dakika. En geç 5 evet. dakika. Evet. Geçiyoruz bir diğer maçımıza. Çetinkaya Mesarya karşılaşması. 2 hafta önce Küçük Kaymaklı'yı mağlup eden, geçtiğimiz hafta Yeni Boğaziçi deplasmanında 2 puan bırakan Çetinkaya bugün adeta acısını Mesarya'dan çıkardı. 4-0'lık skorla 3 puanı alarak haftayı galibiyetle kapadı Çetinkaya. Her iki takım sahada. Maçın hakemi Turgay Misk düdüğünü çaldı ve karşılaşmayı başlatıyor. Salay altta Juan Felipe, Tacettin Köse ve Lokman Adefemi 11'i gelişen atak. Gol pozisyonu ve gol. İlk atağında Osita ile golü buluyor. Ev sahibi Çetinkaya sağ taraftan gelişti atak. Ceza sahasına süratli bir şekilde girdi ve golü yapan isim dakika 2'de Osita oldu. Çağdaş'ın pası Recep yaptı ortasını ceza sahasına doğru. Boşta kaldı top. Osita aldı. Ceza alanında devam ediyor atak. Vuramadı. İkinci pozisyon. O pozisyonda Emanuel vurdu. Ernest top döndü. Savunmadan tekrar atak devam edecek. Yusuf yerde kaldı. Çağdaş top kazanma Çağdaş aldı. Önünü aşmaya çalışıyor. Ceza sahasında Çağdaş yerden vurdu. Savunmaya çarptı. Top dışarıya gidiyor. Şimdi köşe vuruşunu da Çağdaş kullandı. Uzaklaştıramadı savunma. Şimdi ceza alanında el oynama var mı yok mu tartışmaları. Ceza alan içerisine devam ediyor atak. Osita aldı. Ernest top istiyor ona doğru. Kale sahasında savunmaya koydu. Köşe vuruşu. Cemal Kurt atak büyüyor. Çetin Kaya'dan Cemal rakibin üzerine gidiyor. Sol tarafta Çağdaş vardı. Sağ tarafta eşitledi. Osita ortası sert bir orta. Biraz yüksek bir topu oldu. Atak devam ediyor ama Çağdaş yine ortası. Ernest vuramadı. Boşta kaldı top. Yusuf uzaklaştırıyor. Şimdi Cemal Kurt sağ tarafta Ernest kendisini gösterdi. Ernest topla buluştu. Ernest rakibin üzerine gidiyor. Baktı şöyle sağ tarafta devam ediyor atak. Hamdi ceza sahasında. Hamdi yerden pas gol pozisyonu. Son anda savunma. O Sita'nın pası Ernest. Ernest çabuk ceza sahasına bakıyor. Ernest ceza sahasına giriyor. Geriden kesti topu. Çağdaş bakıyor vurabilecek. Çağdaş yerden top dışarıya gidiyor. Abdullah. Kendi yer sahasında ceza alanında kaptırılan bir top gol pozisyonu. Hamdi vuramadı. Ernest vurdu ve gol. Ernest attı. Skoru 2-0 yaptı ama savunmanın büyük hatası. Affetmeyen isim Ernest. Araya girdi Hamdi. Savunmanın dengesi bozuldu. O pozisyon sonrasında topu önünde bulan isim, golcü isim Emanuel Ernest. Yine kaptırılan bir top araya girdi. Behiş sağ tarafta Osita yerden Ernest gol pozisyonu. Ernest biraz ayağından açtı. Son anda savunma da geldi araya girdi. Yasin Doğan aldı önüne topu. Yasin sola dönmeye çalıştı. Olmadı. Cemal'ın ayağında kaldı top önünde. Tekrar ceza alanında Ernest alabilse tehlike büyüyecek. Ernest Osita kaleci karşıladı topu Ercan ama şimdi bir elle oynama işareti var. Hamit geldi. Yasin onun pası Ernest şut pozisyonu Ernest yine kaleci çıkardı. Çağdaş şöyle bir bakıyor yaptı ortasını ön kale direğinde savunma uzaklaştırdı. Dönen top Burak vurdu dışarıya attı ve ilk 45 dakika sona erdi. İlk yarıda 2 gol az önce de bahsettiğim gibi dakikalarıyla bir kez daha hatırlayalım. 2. dakika Osita ve 34. dakikada Ernest'in golleri vardı. Çalan düdük 2. 45 dakika başladı. Sol tarafa döndü. Güzel bir pas çıkardı. Atak Mesarya adına olgunlaşıyor. Ceza sahasına yapılan orta gol pozisyonu ceza alanında Lokman vuramadı. Topu indiren isim Okan'dı. Lokman vuramadı. Yine Medamet Can. Yerden bir pas ceza sahası bayrak kalktı. Pozisyon offside. Savunma arkasına Lokman aldı topu. Gol pozisyonu Lokman vurdu. İkinci pozisyon tekrar Lokman dışarıya.
Yasin Doğan'sa o markasında Ernest koşu yaptı. Ernest kaleciyle karşı karşıya, Ernest vurmadı. İkinci pozisyonu 3 geliyor mu 3 oldu. Ernest 3 yaptı. Dakika 58. Savunma arkasına atılan topta bu kez bayrak kalkmadı. Ernest offside'da değildi. Savunmanın arkasına sarktı. Topu kontrol etti. Kaleciye de bir çalım attı. Çapraza doğru kaydı ama vuruşu güzeldi. Skoru 3-0 yaptı. Ve hiç. Çağdaş'tan ters tarafa çok güzel bir top attı Hamit. O bölgede boş kaldı. Hamit geliyor. Ceza sahasında Yannes var. Hamit oraya değil. Biraz geriye kesti. Gol pozisyonu. Yasin vuracak. Dışarıya attı. Rakibin üzerine çabuk geldi Hamit. Ernest koşu yaptı. Yasin Doğan şut pozisyonu, vuruşunu yaptı, kurtardı kaleci Ercan. Muammer topu taşıdı. Ceza sahasına doğru bıraktı Ernest'i. Ernest ceza alanında. Ernest son çizgiye doğru yaklaştı. Ernest döndü. Baktı arkadaşların pozisyona. Dönerek vuracak. Yasin vurdu. Savunmaya çarptı. Kaleci son anda müdahalesini yapıyor. Ercan top dışarıda. Havalandırdı Hamit. Ceza alanında. Gol pozisyonu ve gol. Az önce oyuna giren, topla buluşan isim Ömer Albayrak golü yapıyor. İlk kez topla buluştu. Az önce oyuna girdi. Ceza sahasına hareketlendi. Topu önünde buldu. Ömer Albayrak golü yapıyor. Dakika 85. Atatürk'te skor 4-0 oldu. Yerden bir pas. Yusuf yine dışarıya gönderdi ve maçın son düdüğü geliyor. Efkoş Atatürk stadında 4-0'lık skorla Çetinkaya kazanıyor. Evet sayın seyirciler, Çetinkaya Mesarya karşısında 4-0'lık galibiyetle 3 puanı aldı. Tartışmalı pozisyonumuz var bu maçla ilgili. Tek bir pozisyonumuz var, ekrana geliyor, izliyoruz. Burada penaltı itirazı var burada. Penaltı olduğu yönünde bir itiraz var. Bakalım. Topun ele vurduğu yönünde. Bir yavaşlat. Bakalım bir daha. Gel. Burada değil. Devam et. Devam, devam et. Devam et. Şimdi buraya geldi. Döndüğünde zaman. Şimdi vururken. Çok kalabalık orada. Niye görüşüyor? Çok. Sırtında döndü. Net de değil ama. Değil. Israrla hoca böyle yukarıya, yani şey Turan Altay'ın itirazına karşılık elinin kapalı olup bu omuz kısmını gösterdi. Yani ama sırtı dönük, yani sırtı dönük, elinde evet, yapıştırmaya çalışıyor. Evet, eli de sanki yapışmış gibi görünüyor ama yani bana göre de tam görünmez burada. Tam şey bir aslında şeyin görünmez pozisyonu vardı. Onu almalar Mesarya'nın istediği pozisyon vardı. Değil sağ o tarafta ceza alanına girip yerde kaldı. Evet, pozisyon maçın içinden onu bakalım bize gösterisin başından itibaren. Şimdi ilk yarıydı. Bir kere Çetinkaya iyi yolda. Toparladılar. Kendilerine güven geldi. Takım halinde çok daha iyi oynamaya başladılar ve özellikle kazanma alışkanlığını geliştirdiler. Yani şimdi Mesarya'yı 4-0 yendiler. Çok kolay gibi görünüyor ama aslında Mesarya son zamanlarda belki geçen hafta kötü bir maç çıkardılar ama iyi takımlardan bir tanesi, dirençli takımlardan bir tanesi. Oyunun hiçbir bölümünde böyle oyunu işte ortak olduğu veyahut da baskı yaptığı falan filan yok. Şimdi bak Küçük Kaymaklı Göçmenköy maçında dedik. Zaman zaman ona gitti, zaman zaman Göçmenköy'e döndü, Kaymaklı'ya döndü. Beraberlik haklıydı maçın. Çünkü dengede bir maçtı. Ama burada Çetinkaya çok daha üstün oynadı. Zaten oyunun başında, daha hemen başında bulduğu golle, Osita ile bulduğu golle çok rahatladı. Bir kere Osita gittikçe Gönyeli'de oynadığı havalara giriyor. Ernest kilolu gördüm biraz. Kilolu olmasına rağmen yani biraz irileşti. İşte ne kadar önemli bir golcü olduğunu gösterdi bugün. İki tane gol attı. Pozisyona girdiği anda hiç affetmiyor. Hamitköy'de zaten bunu yaptığı için Hamitköy'ü o dönemde hep ayakta tutmuştu. Ayakta tutmuştu. Yasin kopuk kopuk oynuyor. Zaman zaman Yeşilova'da oynadığı gibi oynamıyor ama o da takıma şey yaptı. Recep'le Hamit kanatlar şeylerde
iyi kullanıyorlar ki o Hamit düşünsen Doğan Türkbirliği'nin futbolcusuydu. Evet. Yani çok iyi oynuyorlar. İkisi kanatta çok seri futbolcular, çok hareketli futbolcular. Dolayısıyla Çetinkaya da Kemal kendine geldi, kaleci Kemal. Bir anlamda gençlik gücüne çok eleştirdiğimiz Kemal. Burada yani eski Kemal gibi oynamaya başladı. Bir hatası vardı bugün ama yani gol olmadı. Ama o güveni vermeye başladı takıma. Mesarya'da işler çok kötü gidiyor. Yani çok kötü gidiyor dediğim şöyle takımın üzerinde bir böyle sıkıntı var belli. Hı hı. O kadar da iyi maçlar oynadılar arka arkaya. Önemli galibiyetler aldılar. Şimdi bakıyorum bir kere yabancıları Felipe Brezilyalısı oyunun içerisinde hiç yok. Bir dikili top olacak, bir frikik olacak da kullanacak. Yok öyle bir şey. Yani böyle katkı koymazsanız, yardımlaşmada bulunmazsanız iyi değildir. Lokman çok iyi değil. Lokman bugün iyi değildi en azından. Yusuf müthiş derecede kilo aldı. Yani bir futbolcunun bu kadar kilo alması iri yer olduğu için de daha da gösteriyor. Bütün hareketlerini kısıtlayacak noktaya getiriyor ki savunmada zaten da bir dağınık görüntüleri vardı. Mustafa Yaşın sesi kenarda tuttular. İkinci yarıda oyuna girdi. O da oyuna girdikten sonra yani takımı için ne yapabileceklerini gösterdi. Biraz hareketlendirdi. Sağ kanattan geldiği iyi toplar çıkardı falan ama Taceddin yeteri kadar iyi değildi. Ondan çok şeyler bekliyorlar. Çünkü Salah'ı aynı şekilde bekliyorlar ama kötü. Kaleci Ercan 4 tane gol yedi. Yani bu Yeni Cami'de oynarken çok daha etkili olan bir kaleciydi. Mesarya'da şu anda çok da şey değil. Yani savunmanın etkisi var bunda. Var mutlaka tabii. Mutlaka var. Ama şu vardır. Çetinkaya bugün aldığı bu galibiyetle 13 puana yükseldi. Kendileri adına çok önemli. Moralleri çok iyi. Evet. Onu sezebiliyoruz. Türbüne yavaş yavaş insanları getirmeye başlıyorlar. Çünkü başarı gelince bu da şey yapıyor. Yani işler orada iyi ama bence tabii devre arasında eğer imkanlar olursa maddi açıdan bir iki tane futbolcuya daha ihtiyacı var Turan Hoca'nın. Evet. Öyle görünüyor. Evet. Evet o gün. Şimdi ben Çetinkaya'nın ilk 7 gol yediği Mausa maçından sonra da bu takımın yani kadronun yapılan transferler iki yabancı iyi işler yapacağını söylemiş. Bu sıkıntı yaşamayacağını taşların yerine oturacağını, hele Turan Altay gelmesinden sonra Mehmet Tatar yönetimi futbolcuları tanıyan, daha önce çalıştığı futbolcular da var. İşlerin yoluna gireceğini düşünüyorduk. Nitekim birebir rakiplerin hepsini yeniyor. Yani geçen hafta maç gitti geldi beraber kaldı Yeni Boğaziçi'nde. Onun dışında kritik galibiyetler aldı. Hep o alt bölümden ve yukarı doğru kendini attı. Şimdi kadroya baktığınızda zaten defansta Batuhan'ın sakatlığından sonra Burak Agit iki tecrübeli isim var ve Hamit'i hoca Doğan Türkbirliği'nde geçen sene çalıştığı Hamit'i sağ beke yavaş yavaş ısındırdı. Ve iyi de evet, iyidir, zaman yani. Zaman top kayıpları olsa da oyunun genelinde katkısı, bindirmeleri, fiziki direnci, Recep ileri geri yani iki kanat ki önünde mesela Recep'in Çağdaş var. Daha az geriye gelen bir futbolcu. Recep onun için çok çıkamıyor. Zaten evet. Çağdaş o bölgeyi gerek duran topları kullanma gerek sol tarafı kullanıyor. Burada da sağ tarafta da Osita var. Hamit dolayısıyla sağ taraf arka ön daha fazla işliyor. Daha evet. fazla çalışıyor. Behiç Cemal gibi iki tane merkezde birbirini tanıyan Behiç tecrübesiyle Cemal enerjisiyle oynayan futbolcu var. Ernest'in arkasında da Yasin'i oynattı. Yasin daha iyi olacak. Yani daha çok çabuk bir futbolcu. Aralara girebilecek bir futbolcu. Uzaktan şut atabilecek. Golle buluşabilecek şut
çekebilecek kaleyi gördüğünde yoklayan bir futbolcu. Dolayısıyla bu takıma işte Tunahan, Aşkın, Ömer, Erdi arkadan giren futbolcular da sonradan giren futbolcular da katkı koyuyor. Yani bu kadro tehlike yaşamadan diğer kadrolara baktığımda Boğaziçi, Ocak, Gençler Birliği, Yeşilova, Mesarya'dan daha kalitesi daha iyi bir kadro. Zaten para var, huzur var. Bu sene öyle bir sıkıntıları yok. Sponsorları başlarında. Mehmet Tatar yönetim ve Turan Hoca takımı hakim. Devre arasında daha fazla bir arada olmanın verdiği ve çalışmanın yani o oyun zaman zaman tempolarında düşme var. Yani çok heyecansız veya böyle çok ama sakin oynuyorlar ama o anda pozisyon vermiyorlar. Bak garanti oynuyorlar. Garanti ansızın 3. 4. vize de geçerek tempo artırıyorlar ki özellikle iki yabancı bugün ikisinin birlikte çok daha geçmiş başlara oranla yırtıcı geçmiş yıldaki özelliklerini yansıtan görüntüleri vardı. Sadece attıkları gol değil, hücum presi anlamında da sonucu değiştirme anlamında da tam tersine Mesarya'nın bugünkü görüntüsü hiç de iyiye delalet değil. İleriye dönükten bahsediyorum. Bugünü koydum bir kenara. GG maçında da buna benzer bu arada, bir oyun oynadılar. Bu arada sözünü kesiyorum. Mesarya'da da Serkan Önet istifasını sundu. Çünkü evet. Neden? Evet. Onu söyleyecektim o günün konuşmasını bitirdikten sonra. Serkan Önet maç öncesinde bu maçta puan kaybedildiği takdirde yok bırak yani berabere kalsalar bile İstifa edeceğini söyledi evet, cebindeydi, futbolculara. Cebindeydi. Yani 4-0 evet. Yenilirse zaten hiç şansı yoktu. Evet. Cebindeydi, ona geliyordum. Şu var, bakıyorsunuz takıma, yani iki yabancı, Songuç da söyledi. Felipe yürüyerek oynuyor, yok böyle bir şey. Yok, yürüyerek futbol hiç, oynanmaz yani. Hiç. Hatta emekleyerek, bazen emekleyerek, yürüyor, koşarak değil yani. Bak, emekleyerek, evet. Biraz da yürüyerek. Lukman da bu kadar top kaybıyla, bu kadar savruk, bu kadar takım oyunundan uzak bir görüntü. Zaten yaşın sesi vermişsiniz. Son 7 hafta size ne yapar? O bir soru işaretidir. Yani kafa psikolojik olarak devre arasında gideceği takımdadır. Gençlik gücündedir. Oraya aynen. Sağ salim gitmektedir. Allah sağlık versin. Sakatlanmamak için. Defans çok ağır. Defans çok ağır. Çıkamıyor. Kenarlar işlemiyor. Tamam defansınız. Problemli. Hele geniş sahada. Forvet istenilen verimde değil. Dolayısıyla Mesarya takımı geriden ileriye doğru bugün tel tel döküldü. Evet. Tel tel döküldü. Çok ne mücadele etti, çok ne pas yaptı, ne doğru bir Lokman'ın ikinci yarı bir defansın arkasından sarktığı, Kemal'ın çıkardığı bir top var. Bir iki tane cılız şut var. Çok yılgın, çok bezgin bir görüntüdeydi. Bu yani aldığı galibiyetler sahasında iki galibiyetten sonra bir Ocak deplasman galibiyeti var. 9 puanda işte alt taraftaki takımlara baktığınızda Küçük Aymaklı toparlandı, Gençler Birliği toparlandı. Yeşilova bugün deplasmanda kazanarak 7 puana geldi. Yani alttan gelen bir baskı var zaten. O yüzden mutlak surette bilemem tabii bütçe Mustafa Yaşın sesinden gelen bir bonservis parası var ama onu da geçmiş borçlara veya futbolculara verilen sözler var. Oralara da harcanacak. Bu kaynakla ne kadar bir transfer sezonunda hareketlenirler ama mevcut kadro çok ciddi ligde kalma konusunda çok ciddi problem yaşar. Evet. Serkan Hoca da gitti artık yeni bir teknik heyetle yollarına devam etmek durumundalar. Evet. Tabii önümüzdeki hafta da Göçmenköy ile oynuyorlar. Evet, Nazım Hoca bugün izliyordu. Yine deplasman. Tabii deplasman. Evet, deplasmana. Yani geniş, büyük sahalarda bakın kendi sahasında daha kompak oynuyor. Daha seyirciyle daha böyle bir özgüvenli yani yine, oynuyor. Yine Atatürk'te yani. İki maçta birini 3-0 Gençlik Gücü'ne, birini 4-0 Çetinkaya kaybettiği maçlar Atatürk'e geliyor ki Göçmenköy'de hücum gücü çok yüksek bir takım, iyi bir takım. Yani bugünkü yani oyunu oynarsa yine aynı olur, farklar gelir. Olabilir evet. Yani. Çetinkaya haftaya
zorlu bir Cihangir deplasmanına gidiyor. Cihangir deplasmanına gidiyor. Biraz tempolarını, özellikle bu mesela Doğan karşısında da 10 kişilik Doğan'a karşı da kötü oynadılar. Yani tempolarını birebir rakiplerine karşı veya daha alttaki takımlara karşı veya orta sıradaki takımlara karşı garanti oynuyorlar ve iş bitirici adamla bitiriyorlar. Ama bu hafta güçlü takımlara şey karşı yani cesur oynamazlar. Tam kapanacaklar mecburen. Ama daha fazla mücadele edip biraz daha tempo yapıp daha fazla topa sahip olmaları gerekir. Çok sahip olamıyorlar bu üst bölgede oynadıkları takımlarla. Ama Turan Hoca'nın takıma önemli bir dinamizm kazandırdığı, oyun formatını, oyun sistemini yavaş yavaş oturtmaya başladığı, her futbolcunun görev ve sorumlulukları noktasında önemli bir aşama kaydettikleri ortada. Evet. Peki Çetin Kaya'nın sezon sonuna kadar durumu ne olur? Yani bu gidişatını, iyi gidişatını sürdürür mü Çetin Kaya? Yani mesela bir sonraki hafta da Göçmenköy'le oynayacak. Ya tehlike yaşamaz. Tabii zaman zaman işte Batuhan dönecek. Burak Agit o bölgede yani defansta sorun yaşamaz. Orta sahada yaratıcılık noktasında biraz daha topa sahip olmaları, biraz daha oyunu yönlendirmeleri gerekir. Ama ilk dördün beşin arkasında o bölgede takipçi olur. Artık kupada gidebileceği kadar gider. Evet. Bu hafta yani Cihangir'e en azından ilk puan kaybını yaşatmak isteyecekler. Ama çok akıllıca oynamaları lazım. Çok mücadele gücünü yükseğe getirmek. Cihangir'in bütün rakipleri aynı amaçla. Ama düşünsene şimdi mücadeleyi çok fazla yapmanız gerekir ki Cihangir'den puan alabilirsiniz. Tabii. Çünkü çok yüksek tempoda oynayan bir takımla oynayacaksınız. Evet. İşte kopuk kopuk oynarsanız, orta sahayı kaptırırsanız Cihangir'e... Bir de Cihangir'in en büyük özelliği ne? Topu aldığınız an ön tarafta kendi size sahasından, yani kendi 18'inin üstünde Babakar'la başlayan, orta sahayla öne top doğru iten müthiş bir baskıları var. Ve de çok iyi bunu 90 dakikaya yayıyorlar. Ama evet. Mesela Osita ve Ernest'e çok iş düşecek bu hafta. Yani iki tane güçlü yabancı Cihangir savunmasını zora sokup orada da onlar Babakar'ın yaptığı gibi baskı yapabilirlerse çıkışta çok rahat aldılar takımı. Ama şu anda yani öyle bir noktadadırlar ki Cihangir'in oynadığı oyunun temposunda değil Çetin Kaya şu anda. Evet. Peki devre arasına kadar ne yapar Çetin Kaya? Çetin Kaya özelinde soruyorum. Bu şekilde gider. Bu şekilde giderse, yani yukarılarda işte bu şimdi bulunduğu yerlerde tutunursa zaten yapacağı orta sahaya transferler, ne bileyim belki de bir iki tane daha kadroyu genişletici, yedek kulübesini genişletici transfer yaparsa yani rahat rahat sezonu geçirir. Evet. Ve kupa için de iddialı takımlardan biri olur. Hı hı. Ama şimdi iki haftada özellikle bu hafta Cihangir'e yenil. Önümüzdeki hafta Göçmenköy yenil. Biraz şey yapar, ayağını kaybeder. Evet. Senin taktik gibi orta sahada iyi top çevirmesi lazım. Şimdi 10 haberleri var. Şu an iyi top çevirdin. Bekliyoruz. Şimdi bu top çevirmeyi, bu topa sahip olmayı Çetin Kaya'da yaparsa ve zamana göre, haftaya göre, rakibe göre oynar. Senin kendi düşledikleri, kendi arzuladıkları noktaya gelirler. Gelirler. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir haber arası vereceğiz. Evet. 15 saniyen daha var. Evet. Kısa bir haber arası vereceğiz. Günün gelişen haberlerini sizlere aktarıp ardından futbol merkeziyle yeniden devam edeceğiz sayın seyirciler.
Sayın seyirciler, 22 Haber Bülteni ile karşınızdayız. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 37. gününde artarak devam ediyor. İsrail saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 11.100'ü aştı. Gazze şeridindeki insani dram da giderek derinleşiyor. Hastaneler ve sağlık merkezleri birer birer devre dışı kalıyor. Gazze şeridindeki İçişleri Bakanlığı, Arap ve İslam dünyasının liderlerine İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını derhal durdurması için harekete geçme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümüne işaret ederek uluslararası camianın Kıbrıs Türklerine uygulamakta olduğu ambargolar ve haksızlıklara rağmen bağımsızlık için verilen mücadeleden asla yılmadıklarını belirtti. Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için anavatan Türkiye ile birlikte önemli bir milli mücadele ortaya koyduğuna dikkati çekerek, Mavi Vatan'da hem güvenlik hem de doğal kaynaklar noktasında Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarına ve denizlerdeki zenginliğine sahip çıkmanın önemine de işaret etti. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güneyindeki Türk devleti olarak bölge istikrarı ve güvenliği açısından önemine vurgu yaparak, Ege adalarından sonra Kıbrıs'ı da Yunan adası yapma çabası ile oynanan oyunlara asla izin verilmeyeceğini söyledi. Azerbaycan'ın Karabağ Zafer Bayramı'nı kutlama etkinliği dün gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Başbakan Üstel, büyük acılar, bedeller ve mücadeleler sonucunda devletlerine ve özgürlüklerine kavuşan üç kardeş ülkenin devletlerinin ve özgürlüklerinin kıymetini çok iyi bildiklerini vurguladı. Üstel, 1974 öncesi Kıbrıs Türk halkına yönelik mezalime, Hocalı katliamına seyirci kalan uluslararası toplumun bugün de İsrail'in masum Filistinli sivilleri katletmesine göz yumduğuna dikkat çekti. Akıncılar Köyü'nde Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin düzenlediği 16. Evvel Zaman içinde Lurijina Panayırı yapıldı. Kortejde başlayan etkinlikte bando konseri, folklor ve dans gösterileri yer aldı. Gösterilerin ardından Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler konuşma gerçekleştirerek akıncıların hem kendisi için hem de belediye meclis üyeleri için çok önemli olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılını kutlayarak başladı. Akıncılar Köyü'nün önemine de işaret eden Tatar şunları kaydetti. Akıncılar bizim tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Buradan göç oldu ama buranın yapısını, kültürünü yaşatmak için çabalar sürüyor. Önemli olan bu coğrafyada kültürü yaşatmaktır, dedi. Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek gerçekleştirdiği konuşmada, Sağlık Bakanlığı olarak göreve geldiğimizden beri başta ilaç eksikliği ve imkanların iyileştirilmesi açısından çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Sevinerek söylemeliyim ki uzun zamandır ilaç eksikliği konusunda ülke gündemini meşgul eden haberler bu hafta itibarıyla ortadan kalkacak. Başta onkoloji ve MS hastalarının ilaçları olmak üzere tüm üst düzey ilaçlar dahil tüm ilaçlar bu hafta itibarıyla ülkemizde yeterince ve kesintisiz bir şekilde bulunacağı bir ortama giriyoruz. Bizim görevimiz hastalarımıza en iyi şartlarda en iyi imkanı sağlamaktır, dedi. Sayın seyirciler, 22 haberlerine yansıyan haberleri sizlere aktardık. Bültenimiz bu kadar. Futbol gündemiyle, futbol merkeziyle yayınımız devam ediyor. Futbol merkezi devam ediyor.
Lefke dün konuk ettiği Yeni Cami'yi 2-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Özet görüntüler geliyor ekranlarınıza. Karşılaşması Lefke 16 Ağustos'ta Lefke konuk ediyor Yeni Cami'yi. Karşılaşmanın hakemi Şakir Azizoğlu, Cem Öksüoğulları, Özal Çağlayan yardımcıları, Mehmet Sezener 4. hakem. İlk devreden görüntülerimiz Lefke başlıyor. Atak Yeni Cami'den uzun bir pas. Ceza bahçesi Yakup'un pası, gol pozisyonu bu ama kaleci İrfan ikinci pozisyon, vuruş top üstten dışarıda yine Yakup. Net pozisyon kaçıyor. Lefke atağı. Mehmet Ali ceza bahçesi gol pozisyonu, vuruş top yandan dışarıda, son anda müdahale de var. Kaleci İdris son anda uzanıyor. Savunmanın gerisine pas. İsa ceza bahçesi yapıyor ortasını, savunmaya geçiyor, dokunamıyor Lefke futbolcuları. Yine Lefke hata, ceza bahçesi İsa şut pozisyonu zorluyor, İsa düşüyor kalkıyor, sonrasında dönen top vuruş, top ağlardı ama kalkan bayrak var. Son vuruşu yapana bakaydı, itirazlar var ama offside kararı bu pozisyonda. Şakir Azizoğlu offside kararını veriyor. Atağa başlamak isteyen Cami ama sonrasında Yeni Cami atağı, ceza ançesi İrfan dokunuyor, savunma uzaklaştırıyor. Atak Yeni Cami'nin, köşe vuruş kullanıyor, ceza ançesi gol pozisyonu, vuruş, kaleci İrfan harika uzanıyor, topu kontrol ediyor. Uzun bir pas, Abak hareketli, kaleci İdris kafayla, sonrasında aşırtma vuruş, Mehmet Ali son anda çizgi üzerinde, savunma ve İdris kontrol ediyor. Atak Yeni Cami'nin, Christian vuruyor top yandan dışarıda. Lefke atağı, ceza bahçesi İsa, sert vuruş, top yandan dışarıya gidiyor. Yeni Cami atağı orta, kale alanı kafa, yan direk, top son anda, savunma. Kaçıyor net gol Yeni Cami adına, devam ediyor atak, savunma, dönen top, yine savunma, Kaan çizgi üzerinde, sonrasında sert vuruş, savunma yine uzaklaştırıyor. Lefke kalesi. Çok net bir gol pozisyonu. Sonrasında çalan düdük, ilk devre sona eriyor. Golsüz bitiyor ilk devre. Gol yok. İkinci devre Yeni Cami başlıyor. Taç atışı kullanılıyor. Kaan, seken top. Christian ceza çesi gol pozisyonu. Christian topu kontrolünü kaçırıyor. Sonrasında İrfan gole izin vermiyor. Yeni Cami atakları var. Sağ kanattan geliyor Yeni Cami takımı. Koray orta, savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Boşta kalan top, direkt kaleye vuruş, top yandan dışarıda. Kaptan Fikret. Abaka, Abaka yerden vuruş, kaleci İdris uzanıyor, kontrol ediyor. Lefke atağı sağ kanattan içeriye orta. Gelişine vuruş Mehmet Ali'den, kaleci kontrol ediyor topu. Lefke atağı, İsa yerde kalıyor. Emirhan'ın müdahalesi, Şakir Azizoğlu pozisyona yakın, penaltı kararı veriyor. Penaltı kazanıyor ev sahibi Lefke, dakika 72. İtirazlar var. Sonrasında Abaka topun başında. Abaka vuruyor top ağlarda. İdris köşeyi buluyor ama top ağlara gidiyor. 1-0 önde Lefke, dakika 72. Öne geçiyor Lefke. Afrikalı taraftarları da desteği var Lefke taraftarlarına. Lefke atağı. Ceza alan içerisi Gökhan oyunda, Gökhan ceza alan içerisinde, son anda Kaan'ın müdahalesi var, penaltı kararı. Şakir Ezzoğlu ikinci kez penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında İsa vuruyor, top ağlarda gol. Dakika 85, fark 2'ye çıkıyor Lefke, 2-0'ı yakalıyor. Tribünlerde sevinçli taraftarlar. İsa taraftarlarla paylaşıyor sevincini. Ceza bahçesi gol pozisyonu, yerden vuruş, seken top, kaleci İrfan topu kontrol ediyor. Lefke çıkmaya çalışıyor. Abaka pozisyonu zorluyor. Abaka ceza bahçesinde gol pozisyonu, vur, kaleci İdris son anda gole izin vermiyor. Yeni Cami atağı, uzun bir pas, savunmanın gerisine, seken top, kaleci İrfan bu ama sonrasında çalan düdük var, faul kararı bu pozisyonda. Kısa süreli tartışma Kaan'la Ukbu arasında, bir anda elektriklenme. Ukbu o noktada uzaklaştırılıyor, sonrasında tartışmalar devam ediyor. Yerde kalan Yeni Cami futbolcusu var, o noktada kaptan Fikret yerde kalıyor tartışmalar içerisinde. Bir anda gerilim artıyor.
Tartışmalar Kemal sol kanat, tartışma Kaan sarı kart görüyor lefkeden. Sonrasında Şakir Azizoğlu kaptan Fikret Yağcıoğlu'na sarı kart gösteriyor. O noktada serbest vuruş direkt kaleye, top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor. Çalan düdük, karşılaşma sona eriyor. Lefke Yeni Cami karşısında 2-0 kazanıyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Galip gelerek 3 puan hanesine yazdırdı. Maçla ilgili 4 tartışmalı pozisyonumuz var. İzliyoruz, yorumluyoruz. Gelsin ekrana sevgili Hüseyin. Evet. İlk tartışmalı pozisyonumuz penaltı. Yok, bu offside gerekçesiyle. Offside gerekçesiyle iptal edilen gol. İptal edilen goldür de topun bir nereden bakalım gittiğine bakacağız. Bir bakalım. Hücumcudan mı gitti, defans futbolcusundan mı gitti? Defans futbolcusundan gitti gibi görünüyor. Yani Kaan'dan. Evet. Evet. Şimdi hakem muhtemelen burada İssa'dan, yani Lefkeli futbolcusuna evet gittiğini düşündü. Direkten dönen topta da yavaş. Bir yavaş, tam ayaktan çıktı an. Yani burada yavaş. Dur burada yavaşla. Yavaş, tamam, yavaş bir adım gidelim daha git. Yavaş yavaş ilerleyelim. İlerle. Yavaş. Devam et. Tamam. Evet. Devam et. Sola doğru çeke. Devam et. Sağa burada doğru. Dur. Bak, evet. Dur. Dur. 55 numaralı. 59 numaralı. 59 numaralı. Sol ayağıyla vuruyor topa. Kaan. Evet. Devam et. Sol ayağıyla topa hiç İssa'nın, yani Lefke'nin 10 numaralı futbolcusunun topla ilgisi yok. Vuruyor. Devam et. Şu dur. Kimin pozisyonuna bak. Hakem Abakan'ın pozisyonuna baktı burada. İssa'dan geldiğini düşündü. Evet. Devam et. Ki o bile tartışmalıdır. Ya, bak önde, arkasında evet bir tane oyuncu var. Evet. Yani o bile onu tartışırdı. Onu offside olarak gördü. Evet. Yani önde devam gördü Abakan'ı. Evet. Devam et. Sol ayağıyla direkt girse gol dedi ama döndüğü için offside pozisyonunda olan Abakan dedi ama top rakipten değil. Evet. Şey, top rakipten gittiği için offside olmaz. Offside değil. Yani evet, bu goldü. Goldü. Lefke'nin golü gitti. Evet. Zaten Lefke futbolcular da onu işaret ediyor. Evet. Diğer futbolcudan gittiğini işaret ediyor. Lefke'nin golü gitti. Evet. Bak. Evet. Tamam, geçtik. Bir sonraki pozisyona. Bu penaltı. Bir bakalım. Emirhan'ın hareketi. Şakir yavaş Hoca bu senenin formda isimlerinden biri. Bu maçta yavaş tökezledi. Yavaş alalım bu tökezledi pozisyonu. Gel geri biraz. Evet. Şimdi yine tamam. İsa mı? Yavaş yavaş. Evet, evet. Yine İsa. İsa sağ ayağıyla. Evet. Hiç alakası yoktur. Topa vuruyor. Hayır, topa vurmayı şey yap. Topa vurur. Lefke futbolcusuna hareketi var mı? Devam et. Evet. Topa vurduğu an Lefke futbolcusu kendini atar. Evet. Sağ ayağının ucuyla topa Emirhan vuruyor. Lefke futbolcusu da kendini, rakibinin ayağını uzattığını görerek top da ayağından uzaklaştı. Atlar. Penaltıyla ilgisi yok. Ve çok da net önünde olan bir pozisyon. Yok. Yazık. Penaltı yok. Evet. Yani golü vermedi ama burada penaltıyı da yanlış verdi. Kaver etmeye çalıştı. Ya da öyle gördü diyelim ya. Evet. Yani olmayan penaltıyı ama görmedi. Yani önündeki şeyi süzemedi. Görmedi. Yani gördü ama süzemedi. Müdahale olarak gördü. Evet. Geçtik bir sonraki pozisyona. Yanlış karar ama. Evet. Tabii yanlış ki önemli karar. Bir hata. İki karar da yanlış. Bu da daha penaltı gibi penaltı. Bu tamam. Bu tamam. Bu penaltı. Evet. Bu doğru karar dedik. Evet. Bu yine Kaan'dır. Yani şeyde o golde olan şey ilk golü. Yavaş yavaş çünkü geçerken topu kurtarı, yavaş. Burada sol ayağına var. Evet. İşte bu penaltı. Bu doğru. Doğru evet karar. Ama geçtik vermediği gol. Geçtik pozisyona. Verdiği penaltı. İki tane kritik hata var. Burada horoz güreşi. Bak. Kaan'ın bu hareketleri ne? Yani tamam. Uzo'nun yani, kaleciye
yaraladı. Tabii ki yanlış ya. Bunun şimdi savunması bir yok. Uzo zaten devam etmedi ki yani bir kavgaya ya da kaleciye hareket yapmaya. Bu geliyor. Gene bak Kaan orada şey Fikret'i itiyor. Bir şey böyle hepsinde bir gergindik. Yani, ve düşün faulo maruz kalan şey kaleci kavgaya ayırıyor. Kavgaya yani ayırıyor. Burada İrfan yani, topa sahip oluyor. Uzo'nun oraya gitmesi doğru değil tabii. Çünkü tamam imkansız yani. Alaman topu. Galecinin elindeki topa vurmaya çalışır. Ama topla oynama düşüncesi var. O anki hırsı var falan filan. Ama yere düştükten sonra kaleciye bir şey yaptığı yok. Yani sonuçta yok. İşte kasti evet. Sakatlasın da falan diye. Gitti. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Bak çekildi. Burada. Kaan bu nedir gergin hallerini nedir yaptığın diyor yani ne gergin hallerini çok yedin şey bize kaleciyi diyor sakatlayacağım bize çünkü maçın en iyi adamı evet kesin olarak İrfan çok iyi oynadı yani bu sezonun da en iyi evet. Performanslarından biri kaleci Uzo zaten bir gidip bakıyor yani şey yaparak ya, ondan yani sonra Fikret da sinirleniyor Fikret onu da itiyorlar evet burada kartlar, sarı kartından iki kartlar, sarı kart geçti kime çıkar bir Fikret'e çıkar Fikret'e evet bir Fikret'e. Doğrudur yani. Evet. Çünkü Uzo oyun içerisindeki o hareketinden sonra olaylardan kaçar. Kaçar. Evet. Evet, dört tartışmalı pozisyonumuz vardı. İzledik. Nereye söyleyeceksin Songuç Kürşat? Lefke çok önemli bir galibiyet aldı. Aslında yeneceğimi geçen haftadan biraz bir kriz yaşadı. Biraz sarsıntıya uğradı ama burada Lefke karşısında tamam yani belki şeydir ama düşünsen sayılmayan bir golü var Lefke'nin. Tamam penaltı çok daha ağır bir karar olmayan bir harekete penaltı verdi ama sonuçta kendi sahasında iyi mücadele etmeye başladı. Ki Lefke'nin en büyük özelliği bu kendi Karadağ'daki maçlarındaki direnci, hırsı ve rakiplerini rahatsız edici olmasıydı. Böyle bir şey değil. Ama Yeni Cami'de gerçekten sakatlıklar bir anlamda can yakmaya başladı. Yani geçen haftalardan da bu sakatlık bir şekilde yansıdı. Mağlup oldukları maçta da bu maçta da istedikleri tempoyu, istedikleri oyun anlayışını sahaya yansıtamadılar. Dağınık oynuyorlar. Toparlanmalar lazım. Çünkü bizim bir ara çok övdüğümüz, çok iyi bir takım oldular. Gençlerin oluşturduğu bir enerjisi yüksek bir takım dediğimiz Yeni Cami şu anda sıradan takım olmaya başladı. Evet. Ve bu sonrasında Lefke'den burada bir mağlubiyet. Haftalardır puan kazanaması. 13'te çakılı kaldılar. Lefke'de sonuçta geldi 11 puana yükseldi ki onlar adına aslında mücadeleye gücü yüksek bir takım. İyi bir puana ulaştılar. Şimdi haftaya bakıyorum ben. Lefke kimle oynuyor? Mausa Türk deplasmanına gidiyor. Deplasmana gidiyor. Önemli bir, çok zor bir deplasman. Yeni Cami de Türk Ocağı'na. Türk Ocağı'na. Yani buradan bir puanla dönebilme şansı olsaydı gerçekten Yeni Cami'nin. Düşün Türk Ocağı nispeten daha zayıf bir rakip. Oradan da alacağı puanlarla bir anda rahat noktada, rahat konumda ve iyi pozisyonda kendine yer bulurdu evet. Ama bu hafta onu toparlama şansı var. Evet. Yani iyi bir futbolcular Türk Hoca'na karşı ama futbolda sahada oynanır o ayrı bir konu. Evet. Lefke iyi yolda onu söyleyebiliriz. Evet. Bugün seninle emek istedim. Özellikle Mehmet Çavuş'un ameliyat olması ve bir süre takımla birlikte olamayacak olması orta sahadaki dinamizmi. Uzo'nun sakatlığının devam etmesi ve tam randımanlı çalışamaması ve bu maçta da 65. dakikada oyuna girmesi hücum hattında önemli bir zafiyet yaratıyor. Buna rağmen baktığınızda önemli pozisyonlar var. Yani dengede giderken maç, evet verilmeyen golü var, olmayan bir penaltı var. İki tane hata var ama yani şey kararlar noktasında öne geçme durumları olsaydı oyun değişebilirdi. Yani İki tarafa da gitti geldi maç. O anlamda söylüyorum. İrfan da çok iyi oynadı. Aslında çok değişik iki tane oyun
formatı olan takım. Puan cetveline baktığınızda, attığı yediğine baktığınızda bunu çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Nasıl bir oyun felsefesine sahip olduklarını. Lefke 8 maçta 8 gol attı, 7 gol yedi. Çok dengeli gidiyorlar. Gol zaten çok hücumda çok zenginlikleri yok. Daha fazla geçiş oyununu veya çabuk oyuncularıyla çıkıyorlar. İşte İssa, Konstantinidis, Sergi Abaka gibi. Ama buna karşılık Yeni Cami 18 attı, 18 yedi. 8 maçta 2 golden fazla gol atıyor ama kalesinde de ortalama her maç 2 ve 2'den fazla gol görüyor. Dolayısıyla evet, pozitif futbol oynamaya çalışıyorlar. Hep ileriye doğru oynamayı düşünüyor. Öyle çok tedbir alalım, kapanalım, oyunu soğutalım falan yok. Ama sınırlı bir kadro var. Bu sakatlıklar, yani Çavuş uzun süre oynamadı. Sonra takıma girdi, bir ritim yakalar gibi oldular. Yine uzun süreli bir sakatlık oldu. Keza Uzo yabancısı ki ileride Cristiano'dan daha etkili bir futbolcu. Çok alternatifi yok hücum anlamında, golcü noktasında. O da 65'te oyuna girdi. Hasan haftalardır az antrenman yapıyor. Hasan Kanlı'nın burnunun kırılması, zaman zaman işte cezalar falan. Hamle oyuncusu noktasında Emre Hoca'nın sıkıntısı var. O yüzden evet, böyle Mehter takımı gibi gitmeye başladılar. İstedikleri sonuçları alamıyorlar. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu mağlubiyette hafta üst üste puan kayıpları kendilerini 13 puanda bıraktı. Ama sıkıntı yaşayacak bir takım değil. İyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan, gelişime açık, genç futbolcuların daha fazla, zaten bu yılı bir geçiş yılı olarak düşünüyorlar. Kadroları ona müsait. Daha iyi yabancılar alabilirler mi? Bu bir bütçe meselesi. Daha iyi yabancı takviyeleriyle ikisini de, yani Uzo'dan daha iyi de yabancı bulabilirler. Cristiano'dan haydi haydi bulurlar. Bu takımın, yani genç takımın hızını, süratini ve gol ortalamasını veya işte istikrarını daha fazla yükseltebilirler. Evet, evet, bu haftanın bir diğer berabere biten maçına geçiyoruz. Miracle Karşıyaka, Peralarnaka Gençler Birliği karşılaşması. Dün oynanan bir karşılaşmaydı. 2-2'lik eşitlik takımlara birer puanı getirdi. Aksa Süper Lig 8. hafta karşılaşması. Karşıyaka Şengül Torayan Stadı, Miracle Karşıyaka Peralarnaka Gençler Birliği karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın hakemi Kerem Eran, Şahin Coşkun, Serdar Gürpınar yardımcıları, Olgun Canik 4. hakem. Karşılaşma öncesinde Mehmet Göktaş ve Mehmet Ali Aylanç, iki takım kaptanı, seremoni yapıyorlar. İlk devreden görüntülerimiz, Peralarnaka Gençler Birliği başlıyor. Savunmada paslaşmalar. Atak Peralarnaka Gençler Birliği'nden, ceza alanı, savunma, boşta kalan top. Ahmet Kara vuruyor, kaleci Erdoğan kontrol ediyor. Miracle Karşıyaka atağı, ceza alan çelisi, gol pozisyonu, vuruş, kaleci uzanıyor topa, Hasan Hüseyin kontrol ediyor. Serbest vuruş, direkt kaleye, kaleci Erdoğan uçuyor, önlüyor. Köşe vuruşu kazanıyor Peralarnaka Gençler Birliği. Sonrasında yine Peralarnaka Gençler Birliği atağı, Ahmet Kara pas içeriye, orta, Peter. Karşı karşıya o noktada, boşta kalıyor ama vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. İçeriye pas, Ahmet Kara dönüyor, pası Sertan. Sertan golü atıyor. Dakika 21. Deplasmanda 1-0 öne geçiyor Peralarnaka Gençler Birliği. Olsaydı itirazları da var pozisyonda ama sonrasında gol kararı. Büyük sevinç. Abbas Osum teknik direktör cezalı olduğu için tribünde futbolcular sevincini onunla paylaşıyorlar. Miracle Karşıyaka atağı, dönerek vuruş, kaleci Hasan Hüseyin. Gole izin vermiyor genç kaleci Toykan'ın vuruşunda. Köşe vuruşu, uzak kale direği, kafa, top yandan dışarıya gidiyor, pozisyonda sonuç gelmiyor. Miracle Karşıyaka atağı. Diatta uzak mesafe vuruş isabetli değil, top yandan dışarıda, uzun mesafe bir pas, kalkan bayrak var yardımcı hakemin, sonrasında ofsayt kararı, itirazlar var bu pozisyonda, Toykan'ın itirazları var. İlk devre sona eriyor, tek gol var, 1-0'lık üstünlük, Peralarnaka Gençler Birliği deplasmanda 1-0 önde kapatıyor ilk devreyi. Görüntülerimiz karşılaşmanın ikinci devresinden, Miracle Karşıyaka başlıyor. Önemli eksikler var Miracle Karşıyaka'da. Şimdi Diatta, ceza çesi, gol pozisyonu, pas. Toykan vuruyor gol.
Koykan atıyor. Dakika 47, 1-1 oluyor skor. Koykan İlker İnceren'in pasında topu ağlara gönderiyor. Ve skor 1-1 oluyor. Büyük sevinç Miracle Karşıyaka futbolcularında. Miracle Karşıyaka'nın baskısı var. İyi başlıyor ikinci devreye. Orta. Boşta kalan top, gol pozisyonu. İlker Hasan Hüseyin. Çok güzel bir kurtarış, gole izin vermiyor Hasan Hüseyin Tanrıkulu. Orta, kale alanı Hasan Hüseyin yumrukluyor, kısa düşüyor. Orta, kafa ve top ağlarda gol. Sena Develioğlu iyi yükseliyor, kafayı vuruyor. Savunma o noktada, kaptan Sertan uzanıyor ama önleyemiyor. 2-1 öne geçiyor Sena Develioğlu'nun golü, büyük sevinç tribünde. Futbolcuların da sevinci. 2-1 önde. Miracle Karşıyaka takımı 50. dakika. Yine atak. Toykan. Dalga dalga geliyor Miracle Karşıyaka. Atak devam ediyor. Diyat da yerde kalıyor. Faul. Serbest vuruş. Direkt kaleye, kaleci Hasan Hüseyin. Gole izin vermiyor o noktada Mustafa Süzgen'in vuruşunda. Cezalanı. Diyat da vuruş. Top ağlardı ama. Kalkan bayrak, ofsayt kararı var pozisyon için. Tempolu güzel bir karşılaşma. Diyat da gidiyor. Diyat da kaleciyle karşı karşıya. Diyat da sıyrılıyor vuruşu da bir yandan dışarıda. Atak bu kez Perelana Gençlerbi'nin orta. Kafa Peter, boşta kalıyor Sertan. Sertan topu ağlara gönderiyor. Dakika 75. 2-2 oluyor. Golcüsü, kaptanı takımın. Yine golünü atıyor. Uzun bir pas. Miracle Karşıyaka atağı. Yükleniyor Miracle Karşıyaka, içeriye pas Toykan. Kaleciyle karşı karşıya Hasan Hüseyin Tanrıkulu. Kritik kurtarış. Pereira'nın kayışları bile hata. Sağ taraftan geliyor kırmızı siyahlılar. Orta, kafa, kaleci Erdoğan. Sertan'ın kafa vuruşunda gole izin vermiyor, kontrol ediyor. Diyat da zorluyor pozisyonu. Ceza alan içerisi. Vuruş Hasan Hüseyin Tanrıkulu. İnanılmaz bir kurtarış. Harika bir kurtarış. Atak devam ediyor ama sonuç gelmiyor. İçeriye pas. Gol pozisyonu Abdülaziz Köse, kaleci Erdoğan bu kez. İçeriye pas Peter. Geriye vuruş Gabriel, top yandan dışarıda. İnanılmaz goller kaçıyor karşıya kadar. Atak başlayacak ama çalan düdük, karşılaşma sona eriyor, skor. Miracle Karşıyaka 2, Peralanaka Gençler Birliği 2. Tempolu güzel bir karşılaşmaydı. Kaçan goller vardı. 2-2'lik eşitlik takımlara birer puanı getirdi. İki tartışmalı pozisyonumuz var bu maçla ilgili. Geliyor ekranlarımıza. İlk tartışmalımız bu. Yani golüdür. Etti Karşıyaka. Bir bakalım önce attığı zaman. Gel. Tam ayağından çıktığında. Yok, şimdi. Gel. Biraz geri. Geri. Şimdi. Biraz daha ileri. Biraz ileriye gidelim. Git. Yavaşla. Yavaşla. Dur. Biraz daha geri. Bir tık geri. Tamam. Tamam, şimdi vurur. En arkadaki futbolcu. Evet. Ahmet Kara'la gelen solda. Ahmet Kara da içe doğru kat eder. Kat eder. En arkadaki futbolcu ofsaydı bozar. Gibi görünür. Görünür. Şu çizgiye daha, geriye, daha yakın. Daha yaya daha yakın. Yani evet. O noktaya daha yakın. Hatta gibi görünüyor. Hatta ikinciye de bakmamız et. Lazım. Devam et. Gel. Yani defans bekleyen 4 kişi. Çok şey yani. Hiç. Bir kopan yok arkaya. Sena ile Mehmet Göktaş stoper. Evet. Bir top atıldı, bir bek kaldı orada. O da şeyden, bakın, soldan gelen. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Devam et. 5 futbolcu var burada. 2'ye 1 kaldılar. Devam et. Öyle bir defans anlayışı mı olur? Bu da geriye doğru vurulan top. Geriden şey, topun gerisindendir. Evet. Topun gerisindendir. Bu devam. Sertan çok yani geriden gelerek golü atıyor. Evet. Bu tamam. Evet. Bu açıdan bence gol geçerli, gol yani sonuçta. Göre. İkisi de şey. İkisi de. Evet. Geçelim diğer pozisyona. Burada kartın rengi mi tartışıldı? Erdoğan eliyle mi dokundu? Evet. Yavaş. Yavaş yavaş gidelim. Burada.
sağ eliyle. Topa müdahalesi yok ama. Yok. Heh. Rakibe. Rakibe. Tamam, kırmızı olmaz mı? Olmaz. 4 numara neredeyse topu, yapmış yılı topu, üstünde. Evet. Sena o noktada olmamış olsa hiç tartışmam. Tabii. Kırmızı. Tabii. Bariz gol şansı direkt önünde kalacak ve gidecek. Evet. Ama 88 pozisyona yetişme şansı yoktu. Pozisyona hakim olan, daha doğrusu pozisyonunda topa daha yakın ve pozisyonun içindeki kişi defans futbolcusu Sena. Evet. Sarı doğru karar. Sarı doğru karar. Evet. Doğru. Ben eliyle vurduysa, yani ellediyse topu diye baktım ama yok öyle, evet, bir şey. Karşıyaka Gençler Birliği maçının yorumunu alalım. Şimdi Gençler Birliği gerçekten iyi işler yapıyor. Genç Yeni Boğaziçi'ni yendi, Gençlik Gücü'nü yendi. Ve şimdi buradan da, yani tamam çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor Karşıyaka ama buradan puan almak önemliydi. 1-0 öndeyken 2-1 geriye düştükten sonra maçı bırakmaması ve daha sonra 2-2'ye geldikten sonra da bir ele yakaladığı pozisyon var. Gençler Birliği'nin de var. İşte Gençler Birliği'nin diyorum. Gençler kaçan Birliği yani, neredeyse %100 gol pozisyonları var. Yani maçı da kazanabilirdi. Evet. Kaleci çok iyi oynadı. Gerçekten bu kısa özetlerde gördüğüm kadarıyla. Sertan işini yapıyor. Yani çok kritik golle ki sezonun başında Sertan oynamadığı için eleştirmiştik. Evet. Yani bu kadar tecrübeli bir adam oynaması gerekiyor. Çünkü bulduğu topu gol yapabilen bir futbolcu. Evet. Ve gerçekten de öyle olmaya başladı. Yani hava iyi. Bir kere diğerlerinin tel tel döküldüğü, ocağın döküldüğü, Yeni Boğaziçi'nin çok kötü gittiği, küçük kaymaklı daha şey değil ama Mesarya'nın inişe geçtiği bir dönemde Gençler Birliği bir anda kendini play-out'un dışına bile bırakabilir. Evet. Yani bu oyun anlayışıyla. Şimdi bu hafta çok büyük bir bu maç geçen hafta açıklandığında gece maçıydı. Pazartesi akşamı gece maçı olacak şeklinde açıklanmıştı federasyon tarafından ama daha sonra pazar gün gündüz maçı olarak değiştirildi. Evet. Yani nedenini bilemiyorum. Belki iki kulübün isteği olabilir. Yani geçen hafta salı günü gece maçı olarak ama çok vardı ilginçtir. Toplamda. İskele'de gece oynanan maçlarda full çekiyor. Evet. Yani gerçekten çok kalabalık oluyor. Bütün ilgi çekiyor. Gündüz maçlarında o ilgi yok. Keşke gece maçı olsaydı. Gerçekten o kalabalık veya güzel bir atmosferin içinde oynarlardı. Çünkü onlar için önemli bir maç. Yani çok güçlü bir rakiple oynuyor. Ha, yarın akşamki oynayacağı maçın da sonucu tabii etkileyecek o maçı. Tabii. Çünkü burada böyle bir felaket yaşarsa Dumlupınar o moralsizlikle o maça gider. Evet. O açıdan. Ama sonuçta bu yarışın içinde olabilmesi için o maçı da kazanması gerekiyor. Lazım. O açıdan ikisinin de çok kazanması gereken bir maç olarak değerlendiriyorum da. Karşıyaka gerçekten yani şimdi bugün lig bitse Karşıyaka play-out oynar. Play-out oynar. Yani öyle bir nokta ki bir dönem Baf Ülküyurdu şampiyon olacak bir kadro oluşturdu ve ondan sonra o zaman play-out'ta falan da yoktu. Son iki takım küme düşürdü ve küme düşen takımlardan bir tanesi oldu Baf Ülküyurdu. O şampiyonlukların sonrasında. Evet. Şimdi bu kadar önemli iddialı bir kadro oluşturup bu durumda olmak gerçekten tabii çok eksikleri vardı onu da söyleyelim. Cezalılar vardı, Poten'in olmaması vardı ama oyun anlayışı, savunma anlayışları, şu bu derken yani gerçekten işlerin iyi gitmediği bir Karşıyaka var. Yani moralini düzeltebileceği bir karşılaşmaydı. Kendi evinde Gençler Birliği'ne oynarken galip gelmesi durumunda bir nefes alacaktı, bir moral toplayacaktı ama hiç onu yapmaya beceremediler. Evet. O gün şimdi Rahmi Burak cezalı. Zaten kadroda sıkıntılar vardı. Pote yok. Ama ne sesi olsun. Yani kurulan 11-12 futbolcu sizin bu noktalarda yani 8 hafta sonunda 13 gol atıp 15 gol yiyen ve 8 haftada 9 puan toplayan bir nokta başarısız.
Yani Karşıyaka büyük meblağlarla kurulan ama çok da böyle yerli yerinde birbirini tamamlayan böyle bir takım olgusunu oluşturacak genişlikte ve kalitede bir kadro, yani şampiyonluğa oynayacak bir kadro değil. Yani ben bunu sezon öncesinden beri söylüyorum. Ama burada olacak bir kadro da değil. Yani Göçmenköy'ün evet. 13, 14, 15, 16 puanlarda, yani ilk 5'in içinde 9'larda değil, görmek istediğimiz 9'larda değil katlı. En az 15-17 puan bandında en az olması gerektiğini düşünürdüm. Tabii Gençler Birliği doğrudur, gelişim gösteriyor. Daha hücuma çıkıyor, iyi çıkmaya başladılar. Kanatları çabuk kullanan iki tane futbolcusu var. Ahmet Kara, Eray golcüsü var. Tabii orta sahadaki yabancı kalitesini yükseltmeleri lazım. Daha rahat etmek için. Yani ligde 30 haftalık maratonda. Bu da bütçeye bakar ama geçmiş birçok kulüpten de bütçeleri daha iyi, sponsorları ve kaynakları da olan bir kulüp. Dolayısıyla devre arasında bazı çalışmalara var, yerli yabancı biliyorum ama bu kadroyu biraz daha genişletmeleri ve daha önemlisi kalitesini biraz daha başta yabancılar olmak üzere arttırmaları gerekir. Tamam. Genç koşan bir ekip. Buradan alınan bir puan artı bir puandır. Ama Karşıyaka açısından, yani ligde, daha doğrusu devre arasında nasıl bir politika izleyeceklerini de göreceğiz. Merak da ediyorum. Yani evet, şu anda bu takım istenilen noktaya gelmedi, puan toplayamadı. İşte orta sıralarda yer alan bir takım, verilen paralar var, sözler var. Elindeki futbolcuları, ki isim bazında iyi kaliteli futbolcular var, isteyecek kulüplerde olacak. Daha iddialı veya düşme pozisyonunda olan kulüplerde olacak. Ama çok da futbolcu elinden çıkaramaz tehlike yaşanması için. Ama yukarıya da oynayamaz. Yani bu konuda Miracle Group'la nasıl bir görüşme ve nasıl bir değirmenlik de biraz sıkıntılı. Yani puan kayıpları başladı. Bugün ilk mağlubiyetini aldı. Hakem konusunda da itirazları var. Basın bildirisi yayınladılar. Ama şu var. Benim 3-4 takımdan biri beklenenin altında derseniz birincisi Karşıyaka derim. Bu net. Bu konuda yönetim varsa, çünkü Umut Başkan'dan başka bir yönetici görmüyorum. Sen biliyor musun Songuç? Yok, o da yani başkanlıkla uğraşmanın yanında sosyal medyada ona buna saldırmadan başka bir şey yaptığı yok şu an aralar. Laf yetiştirir ya. Laf yetiştirir. Boş zamanı takıma var. Takıma bakacak. Evet. Boş zamanı var. Çocukça işledir. Yani birçok kulüpte zaten başkanlar tek başına tamam, götürür şey, ama çok yanında var. Birkaç kişi var. Mesela Mausa, Dumlupınar, Cihangir, evet, Göçmenköy. Yani çalıştılar yeni cami hatta. Mesela var, bir gençlik gücü. Bir haber yapıyorsunuz veya bir şeyde hep bize saldırırsınız ya da hep işiniz gücünüz manşettir. Ya ne, yani haberdir ya. Haber yorumsuz haber ha. Ve haber yani. Mesela Futbol Federasyonu, Değirmenlik Kulübü As Başkanı Ebru Törehan'a 30 gün ceza vermişse ve bu haber Törehan'a 30 gün ceza yorum yapmadık yani. Görmedik de çünkü şey, zaten görmedik altına de. Altına işte o siteyi, yani bizim haber yaptığımız siteyi, işiniz gücünüz şey manşet daha bir falan filan böyle dalga geçme. Yani, ne olacaktı oraya? Bu ne olacaktı? Herkes işini yapsın. Biz onun için dedim, herkes işini yapsın. Yıllardır bu işi demek ki yapıyoruz. Boş vakti var ve bunlardan uğraşıyoruz. Günün sonunda bizim haber değeri taşıyorsa soru, haberdir. Soru başlıkta şu. Ben okudum o haberi. Başlıkta federasyonun yapmış olduğu bir açıklamadır. Yorum yok ya. Yorum demedim. Yani, çünkü neden yorum yapmıyoruz? Maçta değildik. Hakemin raporunu net bilmiyoruz. Ceza disiplin kurulu neye dayanarak hangi maddeler, yani içeriğinde ağırlığına neye göre verdi otur? Bilmediğimiz zaten için bilmedik. İçeriye de gitmedi, savunmaya da gitmedi Efe Hanım. Yani sonuçta kabullendiler cezayı. Savunmaya da gitmedi. Geç o cezalara da ben çok şey yapmıyorum ama yani ne olacak şimdi? Nedir ceza? Yöneticilerin cezası zaten yani manevidir o ceza. Manevi imza ceza. Atma ve temsiliyet hakkı yani, dışında bir şey yoktur. Ve sahaya giremez. Yani sahaya giremez. Paraya cezası verin daha iyi. Evet.
Evet, geçiyoruz bu akşamın son maçına. Bu akşamın son maçı Türk Ocağı Yeşilova karşılaşması. Bugün oynanan bir karşılaşmaydı. Alsancak Yeşilova Türk Ocağı karşısına 2-1 galip gelerek çok kritik 3 puanın sahibi oldu. Aksa Süper Ligi 8. hafta karşılaşmasında Türk Ocağı ve Yeşilova takımları karşı karşıya geliyor. İki takım başınız sağ olsun ve seni unutmayacağız Sultan Baba kalbimizdesin pankartıyla oyun alanına çıktı. Karşılaşmayı Emre Öztaş yönetiyor. Engin Akkagün ve Mehmet Can Elli yardımcıları 4. hakem olarak Mustafa Torun görev yapıyor bugün. Yine 20 Temmuz stadındaki bu önemli karşılaşmada. İki takım da haftalardır 3 puana hasret karşılaşmaya Türk Ocağı takımı başladı. İlk atak Alsancak Yeşilova takımından gelişecek. Kendi yarı sahasında paslaşıyor Alsancak Yeşilova futbolcuları. Uzun gönderilen top savunma arkasına, sağ kanattan gelişecek atak. Şimdi sol taraftan geliyor Türk Ocağı Limasol takımı. Ceza sahasında yapılan orta Ertaç pozisyonun içerisinde. Ertaç vuruşunu yaptı. Kaleci Dursun Cem Ateş başarılı bu pozisyonda. Sol tarafa gönderilen uzun top Abdullah'la geliyor Alsancak Yeşilova. Ceza sahasında orta. Billy aldı topu, sağ tarafa gönderdi. Cemal Yaşin Ses yerden düzgün bir vuruşla topu alara gönderdi. Ve 16. dakikada Alsancak Yeşilova 1-0 öne geçti. Golü tekrar izliyoruz. Billy'nin pası ve Cemal Yaşin Ses'in yerden sert vuruşuyla 1-0 öne geçiyor Alsancak Yeşilova. Köşe atışı kullanıldı. Ceza sahasına gönderilen top. Hiçbir futbolcu dokunamadı. Arka kale direğine doğru açıldı. Atak sürüyor Alsancak Yeşilova adına. Fidelis uzaktan kaleye vurdu. Kaleci Oğuzhan başarılı. Burada çıkarken kaybedilen top. Silla aldı topu. Paslaşarak geliyor Türk Ocağı futbolcuları. Ertaç, Hikmet karşı karşıya ceza sahasında. Hikmet vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 27. dakikada eşitlik golünü buldu Türk Ocağı Limasol. Ertaç'ın pası ve Hikmet'in golü 27'de 1-1'lik eşitlik geldi karşılaşmaya. Sol taraftan geliyor Türk Ocağı Limasol. Uzun gönderilen top Silla'ya doğru. Ceza sahasında Silla orada bir müdahale. Karşılaşmanın hakemi devam dedi bu pozisyonda. Penaltı bekliyordu Türk Ocağı futbolcuları. Billy uzaktan vuruş Billy. Kaleci Oğuzhan. Dışarı gidiyor top. Serbest vuruş organizasyonu. Billy dokundu. Fidelis'in vuruşunda. Dışarı gidiyor top. Alsancak Yeşilova serbest atışında. İlk yarıyı bitirdi. Emre Öztaşlı ikinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Bir birlik eşitlik vardı ilk yarıda. Kendi yarı sahasından çıkacak şimdi Alsancak Yeşilova takımı. Uzun topla çıkmaya çalışırken kaybedilen top. Tekrar Alsancak Yeşilova futbolcularına kaldı. Pres var Türk Ocağı futbolcularından. Kaleci Dursun Cem Ateş'in uzun gönderdiği top. Alsancak Yeşilova atağına dönüşüyor. Ceza sahasında vuruş. Kaleci Oğuzhan başarılı bu pozisyonda. Türk Ocağı takımı atağı. Yerden vuruş. Seken top. Kaleci Dursun Cem Ateş. Kamle'de topu kontrol etti. Yine gelişiyor. Türk Ocağı atağı. Silla. Ceza sahasına girdi sol çapraz. Silla ortasını yaptı. Ertaç'ın vuruşunda dışarı gidiyor top. Net bir pozisyondu Türk Ocağı Limasol adına. Ceza sahasına gönderilen top. Kafa vuruşu kaleci Oğuzhan. İki kalecinin de kritik kurtarışları var. Alsancak Yeşilova takımı köşe atışı kullandı. Arka kale direği. Orada çizgiden çıkarılan top sonrasında vuruş ve top ağlara gitti. 66. dakikada Vakkas takımını 2-1 öne geçirdi. Vakkas Kaynarca ve gol sevincini taraftarlarıyla yaşıyor Alsancak Yeşilova futbolcuları. Gelişen Türk Ocağı Limasol atağı. Musa hareketlendi ceza sahasına. Bu pozisyonda bir penaltı beklentisi vardı. Devam dedi karşılaşmanın hakemi Emre Öztaşlı. Alsancak Yeşilova takımı geliştirecek atağı şimdi. Fidelis vuruşunu yaptı. Kaleci Oğuzhan iki hamlede kontrol etmeyi başardı topu. Yine gelişiyor Alsancak Yeşilova atağı. Fidelis ara topu attı. Orada bir faul beklentisi var Alsancak Yeşilova futbolcularından. Faulü verdi Emre Öztaşlı. Şimdi yine Alsancak Yeşilova atağı. Etkili geliyor bu dakikalarda.
Alsancak ekibi vuruş. Dışarı gidiyor top. Serbest atış kullanıyor Türk Ocağı. Burada bir müdahale elle ve karar penaltı. Emre Öztaş'ın itirazlar var. Alsancak Yeşilova futbolcularından içeride mi dışarıda mı yoksa el kapalı mı açık mı tartışmalar arasında penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada Emre Öztaşlı Ertaç geldi. Vuruşunu yaptı Dursun Cem Ateş. Sonrasında Ertaç kafa vuruşunu yaptı. Üst direkten geri döndü top ve bu pozisyondan yararlanamadı Türk Hoca Ali Masol. Gelişen Alsancak Yeşilova atağı vuruş. Dışarı gidiyor top. Net bir pozisyondu burada. Karşılaşmanın hakemi Emre Öztaşlı maçı bitiriyor. Alsancak Yeşilova 5 maç sonra galibiyetle tanışırken Türk Hoca Lig'de galibiyetle tanışamıyor. Alsancak Yeşilova'nın 2-1 yendiği ve 3 puan aldığı karşılaşmadan 4 tartışmalımız var. Geliyor ekranlara, izliyoruz. İlk tartışmalı pozisyonumuz bu. Evet, penaltı beklentisi mi bu? Evet. Devam dedi hakem bu pozisyona. Yavaş bir oynatalım da. Bir yavaş bakalım bu pozisyona. Devam. Ceza alanı içerisindeki pozisyon önemli olan. Top silahın şeyinde, kontrolünde. Bir de süratli oynat. Gördük ya niye o da. Tamam. Bir de süratli. Normal akışında yani. Evet. Aksın soldan. Devam et. Düzelecek topu. Vurduğunda. Şimdi o adam ne için düşsün? Hayır. Hakem topu gösteriyor. Yani şimdi topuna ne alakası var şeyin? Şimdi bakın ben çok kolay penaltı çalınmasına karşıyım. Yani böyle ikili mücadele oynansın ama. Şimdi gelir ve şiddetli. Yani bu sahada bir sıkıntı var. Geçen hafta Orci ile yapılan hareket var. Şeyde. Girne. Girne'de yine o bir kalede. Çok net. Bu da Cihangir'in yaptığı. Cihangir'in yaptığı. Bu da çok net penaltı. Dağıdır yani niye arkadan? Çok. Yok hiç. Hiç. Arkadan dağıdır yani. Topu göstermeyeceğim bana Emre Hoca. Dağıdır arkadan. Evet. Yani bu takdir makdir değil. Değil yani takdir. Topa müdahale etti değil. De topa vurduydu da zaten falan. Top yok ortada. Yani topa değmiyor ikili zaten. İkili mücadele bak. Omuz omuza şarj da değil. Bak topu gösteriyor. Arkadan Filiz, zaten topa değmiyor. Zaten ki. adam topu kontrol etti. Bıraksa kendini vuracak ve kaleciyle karşı karşıya yani. Buradan vuruyor. Daha kesin, topa değmedi. Kesin penaltı. Şimdi dakika 29. Evet. Dakika 29 penaltı. Tamam geçelim. Penaltı gitti. Vermedi. Emre Öztaşlı geçtik. Arkadan dağıttı ya. Burada bir penaltı beklentisi var. Bu da Musa'nın. Yok. Yavaş gel. Yavaş izleyelim bir. Ya. Güzel pas. Birebir kaldı Mehmet'le. Bu tamam. Omuz omuza gidiyorlar. Ve kendini mücadele olur. Evet. Çok küçük bir şarj olsa da nizami şarjdır. Bu penaltı değil. Değildir. Buna çalmayın. Tamam. Evet. Ama onda dağıtma. O dağıtma. Evet. Bu tamam. Evet. Bu devam tamam. Tamam. Geçtik bu pozisyonu. Bu doğru karar. Evet. Devam kararı. Burada sarı kart gösterdi burada. Faul verdi. Sarı kart. Görelim bakalım. Hı hı. Bir daha izleyelim pozisyonu. Evet. Tehlikeli bir noktaya gideceği için. Yani rakibi... Evet. Yani normal. Bu tamamdır. Normal doğru şey. Tamamdır. Doğru. Son pozisyona geçelim. Verilen penaltı. İçeride dışarıda olay var. Tam, evet, çünkü hakem tam yükseldiği yerde eline vurduğu yerde dışarıda verdi Emre Hoca. Sonra baktı yardımcı olduğunu öğrendim ben yani. Yardımcı gımıldamadı. Nereye arkadaşlardan solda buradaki tribünler önündeki. O ya da dördüncü hakem. Sol tarafa baktı. Bir dakika Mehmet, yavaş oyuncu yavaş. İçeride.
Evet. Sektiği anda, topla buluştuğu anda duralım. Bu orta sahada olan yardımcı hakem vermiş. Biri 25 metrede, biri 5 metrede. Bir de Mehmet Can Erli. Dördüncü hakem veremez Mehmet mi? Mehmet Can Erli. Hayır, bak nereye bak. Yavaş, yavaş gidelim. Yani buradadır. İçeride yani, bu zaten. Bir onu... yavaş gel tam. Eller açık. İçeride. Hem de yani çizginin de içinde. Çizgi evet. Falan evet. Da değil. Düştüğünde de indirildiğinde. İçeride değil. Düşer ya. Tam çizginin evet. Üstüne düşer. Ki içeride el içeride zaten. Evet. Evet. Bak tamam, devam etsin hakemin. Görün, bak nereye bakar hakem. Dışarıda der. Eli gördüğü doğru. Yürür. Şey verir. Yani serbest vuruş. Serbest vuruş verdi. Sonra kulaklıktan bakar buraya. Buraya bakar. İçeride der. Penaltı. Evet. Neyse. Yardımla doğruyu buldu. Düzeldi. Doğruyu buldu. Doğru olan. Doğru olan bu. Doğruyu evet. Buldu. Ama Ertaç'ın penaltısını Cem. Kurtardı. Evet. Yani çok kritik bir dakika. 89. Evet. Yani düşünsen puan gelir burada. Çünkü Türk Ocağı'nın son zamanlarda galibiyeti olmayan bir takım ve bu kendi sahasında toparlanabileceği bir maçlardan biri sayılabilirdi bu ama aynı şeyler Yeşilova için de geçerli. Onlar da çok kötü bir gidiş var. Ancak deplasmanda aldıkları bu galibiyet bir anlamda biraz nefes almalarını getirdi. Çünkü öyle bir noktadayız ki 3 puanlı 6 puan yapacak Ocak'la 4 puanlı 7 yapan bir şey oldu. Yani 6'ya 4 olacaklar. Evet. Tam tersi bir pozisyonda. Ama maçın geneline baktığımız zaman çok pozisyonlar var. Tempolu bir karşılaşma. Tempolu bir maçtı. Görülüyor. Yeşilova bir kere yani bu galibiyetle bir nefes aldı ama Ocak kaçırdığı penaltıyı, çünkü Ertaç'ın özellikle bir de direkten döndü. Yani penaltı kaçtıktan sonra evet. Kafa vuruşu da direkten döndü. Bu morallerini de aşağıya çekecek bir noktaya getirir kendilerini. Bugün düşünsen 3 puanda 3 beraberliği olan bir takım ve galibiyetsiz bir takım. 17 gol yediler. Ligin en az gol atan takımlarından bir tanesi demeyeceğim takımı 7 evet, gol attı. Yani 8 maçta 7 gol attı. Ve dolayısıyla Türk Ocağı için işler hiç iyi gitmiyor. Ertaş'ta yani geçen hafta söylemiştik buradaki programda izlediğimiz için maçı. Genel takımın geneli üzerinde bir bıkkınlık var böyle evet. Bir şey. Yani umutsuzluk var. Sanki bunu evet. Erken zamanda atmalar lazım. Çünkü benzeri pozisyonda mesela Küçükkaymaklı'da da aynı hava vardı. Evet. Şimdi Türk Ocağı yaşıyor bunu. Aynı şekilde Mesarya'da bu umutsuz böyle zaman zaman dış sahalarda bunu yaşıyorlar. Yani bir takımın kendini toparlayabilmesi için bunu atabilmesi lazım. Evet. Türk Ocağı'nda bu sıkıntı devam evet. Ediyor. Bugün eklemek istediğim var mı yoksa... Çok kısa şunu söyleyeyim. Geçen sene 90+5'te play-out'ta Hamitköy karşısında bulduğu golle ligde kalan, kupayı almasına rağmen ve daha hem defansında hem hücumunda kaybettiği futbolcular var. Evet. Dolayısıyla bu takıma takviye yapmazsa çok ciddi sıkıntılar çeker. Düşme pozisyonunda en önemli takımlardan olur. Ki zaten evet. Mehmet Volkan Hoca da şartlı geldi. Evet. Devre arasında takviye açısından şey yapılacak diye geldi. Çalışmaya başladı. Maç tabii geldi. Puan alabilir miydi? Evet alabilirdi. Pozisyonları var. Orta sahalar çok erken geçildi. Bir baktım orta saha yok gibi. Oradan oraya gitti geldi. Top gitti geldi. O kadar evet. Bir hızlı maç oldu. Memduh'la Fatih yok. Kırmızı kart cezalı. Kırmızı cezalısıydı Yeşilova'da. Ama ona rağmen mücadele etmişler. Cem çok kritik bir top, iyi bir kalecisi. Ülkemizin önde evet. Gelen kalecilerin biri. 89'da puana getiren penaltıyı çıkardı. Redif Başkan'a da başın sağ olsun diyoruz. Babasını evet. Kaybetti hafta içinde. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun Sultan abimizin. Başsağlığı diliyoruz Redif Nurel'e. Evet, yaklaşık 5 dakikamız kaldı. Evet. Bu hafta çok önemli bir spor organizasyonu vardı. 13. Spor Şurası 2 yıl gecikmeyle Acapulco evet. Otel'de yapıldı.
Songuç Kürşat, sen divan başkanıydın. O gün sen de komitelerdeydin. Evet. Bir değerlendirecek olursak bu 5 dakikada çok hemen kısa olur ama. Söyleyeyim. Hüseyin Ekmekçi genel sekreterliğini yaptı. Gerçekten o pratik zekasıyla, iş bitiriciliğiyle iyi bir hazırlık dönemi geçirildi. Belli ki komisyonların seçilmesi, yani isimlerin seçilmesi, hangi şartlarda çalışılacak olması, organizasyon olarak kusursuz bir organizasyon vardı orada. Tabii orada önemli olan, hep bunu tartışıyoruz, oradan çıkan kararların hayata geçirilmesi konusunda. Evet. Bu kararların bir şekilde Sertaş Pozatlı ile birlikte redakte edildikten sonra bakanlıkta bir kitapçık halinde yayınlanacak, daha net göreceğiz ve ben takipçisi olacaklarını düşünüyorum. Gerçekten hatta 6 komisyonla şuraya girdik ama ilk gün bir öneri oldu. Sağlık ve yasaklı ilaçlar komitesi kurulsun. Kabul edildi derhal ve o da kuruldu. O 7 komisyona çıktı. Çok katılım, çok iyiydi. 187 kişi son gün oy kullandı. Sadece genel yönetim kurulu için. 270 kişi vardı katılması gereken ama 187 ile kapatıldı. Herhalde yani son zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Umarım, önemli olan orada olanlar değil ama spor dünyasını bir araya getirmesi, otelde herkesin birbiriyle fikir alışverişinde bulunması bile ekstra bir olaydı. Evet. Şuranın dışında bana göre. Evet. O gün yani hem bir arada olması, bir beyin fırtınası, çok da güzel kararlar var. Bunları bundan sonra doğrudur, kitapçık halinde ortaya çıkacak ve uygulanma noktasında da Genel Sekreter Hüseyin Ekmekçi ve Sertaş Bozatlı, işte Hüseyin Cahidoğlu, Mustafa Sütçü başta olmak üzere bu spor ekibi Genel Sekreter'le birlikte hareket edeceklerini söylüyorlar. Takipçisi olacaklarını, ilgili bakanlıklarla sürekli istişare edeceklerini. Çünkü çok, yani bugüne kadar hep konuştuğumuz, işte yasal düzenleme nasıl olur, sponsorluk, ekonomik anlamda, tesisleşme, okul sporları, uluslararası ilişkiler, ödül, teşvik, sağlık, teşkilatlanma, yani çok iyi seçilmiş konu başlıkları, komite başkanları ile birlikte de her komite saatlerce, salı öğleden sonra çarşamba tüm gün bu çalışmaları yaptılar. Perşembe günü de divana Songuç Kürşat kıdemli divan başkanı olarak kadimici Spor Yasa Derneği'nden sonra orada da iyi yönetti. O orada sunuldu. Çoğu oy birliğiyle, oy çokluğuyla, arada itirazlar falan, eklemeler, çıkarmalar, öneriler oldu maddelere, ilgili maddelere ve sonrasında seçim yapıldı. Berkiye Kırmızıgil, Okan Karademir ve İlhan Terzioğlu genel yönetim kurulu üyeliklerine yeni dönemde seçildiler. Ve bir teşkilatlanma, bir şura daha geride kalmış oldu. Evet. İnşallah eski şuralar gibi olmaz. Tabii. Ondan alınan, dersler çıkarıldı. Alınan sanırım kararlar hayata geçirilir ki sunumları olanlar. Ben oradan yapılan canlı yayınlarda dinledim. 3-4 tanesini. Çok önemli kararlar var. Özellikle sponsorluk konusunda. Sponsorluğun yasasının hazır olduğu, yürürlükte olduğu ama bunun federasyonlara ve firmalara yeterince anlatılamadığı, geçmiş spor şurasında da benzer konu vardı. Doğru. Yine gündeme geldi ki bu konuda bir adım atılması lazım. Bu yasanın nasıl kullanılacağı konusunda gerekirse spor dairesinde bir bölüm oluşturulur. Şirketler evraklarını ona verir. Onlar bu işleri yürütür. Tabii. Profesyonel elden. Bir de şunu söyleyeyim Çelen. Divan başkanlığı olduğum için ve çok daha önümüze bazı şeyler geldiği için söylüyorum. TÜZÜK'te çok erken zamanda bir TÜZÜK komitesi oluşturulması gerekiyor ve bu TÜZÜK'ün iyice elden geçmesi gerekiyor. Yani Şura TÜZÜK'ün. Şura TÜZÜK'ün. Çok çelişkili maddeler var, çok anlaşılmayan maddeler var ve bunun sağlam bir şekilde daha pratik ve uygulanabilir hale getirilmesi lazım. Bir de şunu söyleyeyim,
bazı federasyon başkanları ne yazık ki şey göstermediler, ilgi göstermediler. Ondan sonra da şikayet etmeyeceksiniz. Evet. Gelmezsiniz. Katkı koymazsınız ama para dağıtımı olduğunda en çok ağlayansınız. Yok öyle iş olmaz. Evet. Maalesef bu konuda her şeyi hazır bekliyoruz. Bu konuda da ona bağlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Bugün ediyoruz. Genç Kaçmaz Somuş Kürşat. Bu akşamı da tamamladık. Sayın seyirciler, bu akşamlık bize ayrılan, futbol merkezine ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya pazar günü yine karşınızda olacağız ama yarın akşam Yonpaş Dumlu Pınar Mausa Türk Gücü derbi ve zirve mücadelesi var. Mausa Doktor Fazıl Küçük stadında saat 19'da ve bu karşılaşmadan elde edilecek gelirin tümü Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği projelerine bağışlanacak. Giriş 100 TL olacak. Sanıyorum ki yarın akşam orada ciddi bir kalabalık olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Haftaya pazar akşamı görüşmek dileğiyle. Mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.